İkizler Ucu'ya siktir edildim. Ben konuşmadım. Oh siktir. Lan ne yapıyorsun? Delirttin lan beni. Şah! Kediyi bir kere öpebilir misin? Gelirse öperim. Geldi lan. Thank you. Senin kız arkadaşın bundan sonra benim yârim. Dur şaka yapıyordum. Ay evet. Yaklaşık 27 yıldır beklediğimiz Bannerlord'un multiplayer'ını bir test edelim. Neler varmış bakalım. Customizer karakter. Has siktir. Adam nefes alıyor oğlum. Bir dakika dur. Şimdik. Selam. Önce bir modellemelere bakalım. Pide göt. Bir şey söyleyeceğim. Arkistan modda bile hızlı chat. Işık mı beni etkiliyor acaba? Böyle sanki oyun bir karanlık. Ben şu gam ayarlarına falan bir bakayım da ondan sonra bir. Ha heyecanlandım. Cidden heyecanlandım abi. Yani hani yıllarca sen profesyonel oyna bu oyunu. Ondan sonra Taylor seni süründürsün falan. Bugün aydınlıksın. Çünkü odamın ışığı dışarıdan ışık geliyor. Moderatör yok mu abi? Bugün aydınlıksın. Efsane karakter olan Kel yandan saçlı kısık gözlü abimiz ya. Hayır abi ben gideceğim. Warband'de normalde Elren neye benziyorsa yani benim 10 yıl Warband'de ne oynadıysam onu yapacağım. Ama tadını evet, çıkarmak için. Tamam. Öncelikle armorimiz var. Armor da ekipmandır zımbırtıdır. Irklara bakacağım. Battaniye. Nerede lan Zubat ya? Nerede lan Nord? Kar git nerede? Ha. Modellemeler güzel beğendim. Modellemeler güzel beğendim abi. Şimdi home'dan Eldraine level 1 secret bunu custom server değil. Oğlum ne yapacağımı bilmiyorum. Hah customize karakter tamam bunu yapıyorduk. Öncelikle reisimizin saçlarını bir kurcalayalım bakalım. Ben Eldraine'in aynısını yapmam lazım. Eldraine dediğim işte yıllarca Warband'da oynadığım karakterin aynısını yapacağım. Ama ondan önce dismount! Vur lan kızma oğlum. Bu suratı randomlıyor. Hold arrows! La oyun değil. Arkadaşlar siz 48 FPS görüyor olabilirsiniz ama yayının kaynağı 60 FPS. Takılmayın onlara. Aha! İşte. İşte oynamak istediğim karakter. Light cavalry! Horses! Fire and whirl! Oğlum tipler çok iyi lan. Soldiers! Forward! Hold fire! Form a column! Scatter around! Charge! Fire! Skirmishers! Spread out! Skate formation! Tamam ben bunu değiştiririm şimdi. Hepsi aynı ama olsun. Dur lan dur. Yüz ince bir yüzümüz olsun. Şu oran güzel. Şu da güzel. Elmacık kemikleri yukarıda. Genişliği çok olmasın. Sonra benim bir şişman yanaklı bir şey olur. Biraz atarlı bakışlar. Kulaklar kepçe olmasın. Gerek yok. Kulak boyutunu küçült. Biraz şöyle yani hafif yamuk bir ağız olsun. Gözler. Oğlum bay az siktir ya. Güzel detay yapmışlar ha. Valla Tailverse'e kızıyorum mızıyorum ama her zaman da desteklemek istiyorum garip bir şekilde. Default olarak bana mı benziyor? Ne alakası var lan? Şöyle çatık kaşlar. Göz boyutu yarıda bırak. Çok küçük gözlü olmasın. Kısık gözler. Şöyle bayık. Gerçi biraz yaşlandırdı. Göz derinliği.
Tamamız. Eye shape. Şöyle hafif çekik gözlü yapalım adamı. Yukarı. Tamam. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Ah, göz rengi. Mavi ver. Oğlum bir kendine gel. Dumanlı mısın ya? Şu renk güzelmiş. Uzaktan olan halini de benzettim gibi. Adam uzaktan çok çirkin oldu. Oğlum yakından çok koymuyor da. Uzağa alınca adam çok çirkinleşti. Adam şaşım yaptım ben, ne yaptım? Fark ettiniz mi uzaklaştırınca neye benzediğini? Dur dur. Suratı random. Abi adam iyice yamuldu. Yaptığım ayarlara göre random atıyor, anladın mı? Sıkıntı orada. Tamam böyle olsun. Ya nasıl olsa bu şey yani. Hani tip kasmamı gerektirecek bir durum yok. İleride profesyonel aktığımız zamanlar kendimize güzel bir karakter yaparız. Şöyle burnunu murnunu bari iyice değiştireyim. Çene, saç. Markinglerde ne varmış? Öf, bana bak. Scarface. Güzel, bak bu detayları beğendim. Bu detaylar çok güzel. Body'ye gelelim. Uf. Alo, alo, alo. Ses seçelim. Şu renk güzel. Tank formation! Move! Move! Loose formation! Ben tamam. Reset. Reset all. Geri al. İleri al. Çene mene. Çok çirkin bir adam oldu ama yapacak bir şey yok. Done diyelim. Diye bak. Matchmaking. Matchmaking'de skirmişle şey var. Captain var. Fight 6 vs 6. 20 dakika sürüyormuş. Best of 5. 5 minutes. Kill all enemies. Oyuna gerisim yok. Oyuna gerisim yok. O zaman skirmişe giriyorum. Ya bak. O kadar korkuyorum ki. Hani bizim yıllarca alıştığımız mekaniğin %100 değişmesi, değişebileceği gerçeği, değişmiş olması falan filan yani hani. Go to matchmaking tab. Ne? Go to matchmaking tab and select the region. Tamam, yapmadık mı? Oğlum dur, şu an tam bilmiyorum tabii şeyi. Matchmaking'deyim. Nereden seçeceğim? Seçtim zaten. Looking for game. Waiting player 6. Yok, server'ı evet, EU'ya aldım. Full screen modon. Hadi bakayım. Vay be, bu günleri de mi görecektik? Aha. Klan, dur lan. Evet. Aynen, fake'ler aynen bu şekilde istediğim gibi. Saplama yap. Arkadaşlar yayın bu kadardı, kapatıyorum. Ben biraz çalışacağım. Saplama.
Üst fake, yandan vur. Sol. Güzel, güzel, alışılır. Şey değil. Evet, gidiyorum. Şimdi arkadaşlar, optimizasyonla ilgili bir sıkıntı olabilir. Yani daha oyun... Bırakın çıkmayı. Sesleri biraz kısayım. Bu MIP'in dışı galiba. Bir fight'a girelim bakalım. Evet, küçük böyle bir... At mı duyuyorum ben? Takım arkadaşım. Kaç gündür oynuyorsunuz lan? Dur dur, oku çok, ok bana ok ver. Çok merak ediyorum. Evet, ok biraz ağırlaşmış. Yavaş. Tamam. Tuşlarımız aynı. Zoom. Oğlum. Ay, çok farklı oyun ya. Gerildim lan. Vallahi gerildim şu an. Şimdi normal yorumlarımı Warband'le hani farklarını anlatmaya çalışacağım ama önce benim kavramam lazım. Oyun genel anlamda... Ya ben neyi arıyorum biliyor musunuz? Warband'in akıcılığını, oynanılabilirliğini kaybetmesin. Ama bir yandan da gerçekçilik keyfini bize yaşatsın. Patates oldu. Çok mu şey istiyorum bilmiyorum. Oyna abi, tadına bak. Öyle yapacağım oğlum şu an. Ben normalde yayın açmayacaktım. Dediğim gibi yayın saatim geçti. Erken almış oldum. Experience aldık. Kill count. Death count. Ben adam mı öldürdüm lan? Bakacağım çift 50'ye falan. Hepsine bakacağım arkadaşlar. Anladığım kadarıyla tek map'imiz var. Aa, kadın karakter. Bir at testimiz var. Ata bakarız. Archer Milit ya. Kalkanlı denesem mi acaba ya? Heavy Mace Pila. Oo, bayağı kapsamlı yapmışlar ha. Silah değiştirmeyi arıyorum. Gladius yapsak alır mı acaba? Yok, bu ikinci equipment'ımız zaten o benim. Tamam, şu şekilde bir doğalım. Spear kullanayım. Atlı bir salla. Dur bir kapışalım. Ne oldu amına koyayım? Ha, ısınmaydı o. Ben spirle oynarım ya. Ya şu oyun çıksa da artık şu yardırsak şeylere. Ne derler? Maçlara, antrenmanlara ya. Abi FPS şu an 60 fix veriyor. Hadi bakalım, kim bu? Vay Fırat kardeşim benim be.
Fırat bizim müttefik klanın VTF'nin kurucularından. Arkanda oğlum. Hadi gelin lan. Bir ağırlık söz konusu. Ya ağırlık dedim, oyun ağır değil. Yani Warband kadar akıcı değil. Ama alışılmayacak bir şey de değil. Bence grafikleri gayet güzel abi. Arkadan yemeyelim. Çekmeye razıyım. Atla oynuyor millet ya. Ben onu Warband'de saplamıştım çoktan. Chamber falan denemek istiyorum. O tip şeyleri test etmek istiyorum da. Ay çok yavaş. Hayırdır lan? Night of Swan, burada mısınız? Klanım benim. Şimdi at dur, atlık zaman değil abi, şu an ben oyunu kavrayayım da bir. Yani ne farkı var, nedir? Canım da çok az. Adamsın lan. Ha geliyor bir tane. Blok yapmak istiyorum, blok. Vur bir tane. Bir göreyim vuruşunu. Vur bir tane. Ya oğlum bir daha. Bir durun da adamla. İki kılıç birbirine değsin. Et ete değsin bir ya. Şeye alışmak mümkün değil bir anda. Şimdi bir Archer denemesi yapacağım. Şununla bir deneyelim. Aşağıda bir şey yazdılar ama yazıları okuyamadım. Oo, çok farklı. Hop hadi bakayım Elren. Lan onun bu ne? Ok farklı. Ok mekaniği çok farklı. İndirdik. Şu an çok hype'ım. Şu an çok hype'ım. Ok daha realistik olmuş. Daha fazla kafis alıyor. Ay.
Oy çok Allah. Hadi oğlum. Abi okçu oka alışmak lazım ya. Alakası yok bizim okçulukla. Yani aslında gittiği yerle animasyon birbirinden farklı gibi. Olmaz abi. Yapamaz. Bakmak lazım ona. Purple Bixi hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim olsun için. Abi selam adımı okur musun? Kübra aramıza katılmış. Şimdi zıplamaya bakacağım. Yani at üstündeki adama benim main saldırılarımdan biri o. Ha şöyle uzaktan bir kapışalım. Ya ben böyle piyade savaşı istiyorum. Piyadeyi incelemek istiyorum. Atlı değil. Şurada ok vardı. Şunu alalım. Hah, okum bitmiş. Piyadeye gideceğim birazdan. Hop. Oğlum, düşmana doğru gidelim. Hoş buldum chat ve kaçtım. Seviyorum sizi. Hadi görüşürüz. Nasıl aynı lan? Oyun aynı mı? Lan yürü git. Piyadeye geçelim abi. Oku. Yani ok hakkında çok bir şey söyleyemiyorum. Bir de gerçekten spear dışında bir 250 almak istiyorum da galiba benim faction'ım doğru değil. Yani at dene bir. Dur lan al at deneyim. Ay gerildim ha. Üst vuruş saplama. Üst vuruş saplama. Bloğumuz var. Kar koltuklanmış var mı? Yok galiba. Vay okçu seni. Vay okçu seni. Oğlum şu okçuyu alın lan. Daha hızlı bir atla oynayalım. Tuttuğun iyi mızraksa koltuklanmış atamıyor olabilirsin abi. Yok yok ben duyduğum kadarıyla koltuklanmış yok zaten oyunda. Aa var lan. Var mı? Bu arada atmat fena değil. Two flags will be removed 30 saniye içinde kalmıyor. Ah sen misin lan? Ah! Oh. Kontrol J'ye bakalım. Yok. Atlı okçuluğu da deneriz şimdi. Arkadaş. Oo mızraklılara karşı da biri gitti. Yeah.
Oğlum. Bacağıma mı sıkıyorsun? Nereye sıkıyorsun lan? Mızrağı fırlat gitsin diye bir şey yok abi. Mızrak fırlatma yok oğlum. Nasıl canım istedi oynamak? Gelin kardeşim. Abi bak, beklentileri karşılamasını geçtim. Ben multiplayer'cıyım biliyorsunuz yani. Mount & Blade'de ben multiplayer oynadım senelerce. Single aram hiç iyi değildir. Ama ben bu oyunu single'ını da oynarım. Bakarız. Ya singles, bak single farklı bir olay, multiplayer farklı bir olay oğlum. Ben Twitch yayınlarımda single'ı tabii ki de oynarım. Onun bir serisi olur. Ama serisi bittikten sonra da hani Bannerlord'a girmemezlik yapmam. Çünkü net olarak maçlara başlayacağız yani, bu gerçek. Demek multiplayer oyunları seviyorsun. Evet. Charmy. Sosyal bir insan. Laf mı soktun bana? Co-op'u bilmiyorum. Şimdi alırız Tailverse'den bir arkadaş. Sorarız eğer müsaitlerse. Gerçi yazmışlar zaten. Yazmış şey. Arda. Lan! Oğlum ben niye boğuldum gene ya? Seçmedik mi oğlum biz orada? He, rastgele atıyormuş şu an. Okey, tamam. Bunu da oynayacağız. Warm up. Şu spear at abi. Ben böyle bir tek elli kapışmak istiyorum. Co-op konusunda bir sürpriz olacak demişlerdi. Abi 10 sene önce de oyun çıkacak demişlerdi. Hiç kusura bakmasınlar, ben bunu derim aga. Çocuktum lan. Bannerlord çıkıyor, Warband'ı bırakalım dedik ya. Nasıl bir iki sene Bannerlord çıkıyormuş. Hiç Warband'de zaman tüketmeyelim dedim. Bizim çocuklar evlendi, çocuk yaptı lan. Kolay iş değil abi oyun yapmak da. Böyle bir ziftlik var bende, bir balçığa batmış gibiyim. Ne yapıyorsunuz lan? Eğilme ne? Heh. Hadi. Abi şeyleri almıyor. Şeyi hissedemiyorum. Adamın vuruş yerine blok atmayı hissedemiyorum şu an. Vurma hissi güzel de işte çok farklı. Ama güzel. Az önceki böyle 2-3 tane fight atmam lazım. Böyle oyun altımdan akıyor gibi hissediyorum, anladın mı? Hani hakimiyetim yok. Vuruşların yönünü falan kestiremiyorum ha. Sadece blok zorlayacağım. Yok. Ya bana longsword lazım, spear değil. Çıldırıyorum ha. Yavaş yavaş olur, daha dur bakalım, yargı dağıtırız. Ya sen rahat ol lan. Sen rahat ol oğlum.
Oyun bir çıksın, bir oynayalım, bir alıştırmalarımızı yapalım da. Fırat! Fırat gel lan buraya. Yani böyle normalde Warband'da hani böyle şey yaparsın ya, spirli adama karşı kısa kılıçla yakına oynarsın, sırf blokla adamı dojlayıp hızlı hareketinle öldürürsün. Burada bunu yapamıyorum şu an. Bu oyunun çok değiştiği veya çok kötü olduğu anlamında söylemiyorum bunu. Yani hakimiyet, alışmak lazım. Şu an böyle çok Warband oynuyor gibi değiliz. Ya bunun üzerine ben şu an Warband'a girsem bambaşka isteyeceğim. Bak uzun adam diyor ki çok değiştiği için değil Eliren, block delay var diyor. He. Tamam o zaman Warband'deki gibi anlık reflekslerimizle bastığımız gibi bloklamıyor. Araya bir cooldown koymuşlar ya da delay koymuşlar. Çünkü o serilik yok, anladın mı? Warband'in betasında vardı. Herkes ağlayınca kaldırmışlardı. E ağlayalım buradan da kaldırsınlar ya. Selamun aleyküm. Oo fırla... Atma. Yukarı takılıyor. Tekmeyi denedim de. Tekmede de şey var. Cooldown var. Oğlum çok korktum lan. Beli kırıldı AQ. Hep biraz büyük, bulamıyorum düşmanları. Kaç kişiyiz biz? 12. Heh şurada fight var. Ya bu arada beklemeyi kaldırmazlarsa da ona alışacaksın abi, yapacak bir şey yok. Ama hani böyle safkan warbandçiler ağlar o duruma yani, ben de ağlarım. Çünkü insanlar şey istemiyor. Hani yıllarca o el alışkanlığı değişsin istemiyorlar. Bu en iyisi abi, ben bununla ya da şununla oynayalım. Daha sağlam. Zaten. Baktım test ediyorlar oyunu, dedim hemen dalayım. Oynayalım. Bu arada şöyle bir gerçek de var. Hani Warband'i de bayağıdır oynamıyorum. Ya yani Warband'e girsem şu an yüksek ihtimal 6-7 blok sonra yamulurum ya. Yani. Şimdi bu adamlar ezberlemiş mi? Takip edeyim. Arkacılık yaptık biraz ama. Yemek sepeticim. Lan
Ya spam yapma bu kadar. Ayıp denen bir şey var. Mouse. Ben acıktım bak şimdi. Efendik canımızın içi, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Kılıcı sokmayı deniyorum şeye. Kalkanı at ya da ikisini de atayım. Kılıcı alalım. Kalkanı uyuz oluyorum abi. Peki Sablar Özel beta kodu çekilişimiz yok mu? Adamsın lan, vurmadın arka. Ölüm kalım modu falan olsaydı şu an tam size verimli test yapardım. Ne sabıla harbiden. Oğlum benim klanımın da mensuplarında yok. Benimle 10 senedir kılıç sallayan adamlar da yok. Blok şeyini sevemedim. Alışmak lazım. Ya adamın kılıcını kaldırdığı an ben bloğu vuruyorum ama yemiyor. Şeyin triplerini tahmin edebiliyorum, böyle aşırı Warband fanlarının, bizim gibi böyle profesyonel oynayanların bir noktada işte bu değişkenlere böyle aşırı trip attığını kestirebiliyorum. Arkadaşlar Tukan abiye karşı bir klan yapmamız yok mu? Yapın oğlum. Yapın da bir bok. Yani okçuluğumuz ölmez yani bizim. Lan oğlum ama araya girdin ama ya. Abi atlı her zaman toksiktir ya. Atlıyı kestirmen lazım. Bir de sesler de değişmiş. Şu arkamda atlı hissediyorum. Dur lan, vurma. Vurma. Ama dur. Ben de mi spam yapayım yani? Ben de mi spam yapayım? Bu arada spamlasan da ölmüyor. Custom server'lar varmış abi, bakarsın bitince. Yoktur lan. Sınıf seçim ekranında solda kılıç var, ona bassana abi. Bak oğlum onlar hep bilgilendirme. Onlardan seçemiyorsun. Bu tam şey. Warband'de başladığımız böyle... Kalkan tut kılıç vur, kalkan tut kılıç vur yapardık ya, öyle başlamak lazım. Şafak başı... Bir şey söyleyeceğim şu an... Ne moddayız? Tokat Maya yaptı sol takım abi, yeni sezon çıkacak falan da olacak. Hangi? TV'denin mi? Okçu çok zor abi, yani okçunun uzak mesafesini çözemedim. Yakın mesafesi fena değil. What FPS'e duy gel. TV'den yeni sezon çıkarsa oynarız ya. Ulan saat 5'te yayın açtık ya. Level 2 oldum. Nerede lan kastım şeyler?
Abi çok yavaş şeyler ya abi. Çok değişmiş oyun ya. Bıraktığın an vurmuyor, anladın mı? Bak normalde bas çek, gördün mü? Kılıcı çekiyor, yavaşça bırakıyor. Hayırdır lan? Vur, vur bakayım, bloklayayım. Oy, kafama yiyordum. Atını indirmeye çalışıyorum da. Gel gel gel, gitme gitme. Tamam, çok darbeydin ama gitme, gel. Ha, açığa geldin, gel. Beni mi öldüreceksin şimdi? Gel bakayım. Hop! Dur bir karışmayın. Ya bir vs birbiriyle girip test edemiyor muyum bu oyunu? Cane. Anladım abi. Ben pijamayla geldim de sen... Vs atacağız PvP. Ya öyle olmuyor işte. Öyle olmuyor. Dur bakayım. Duello var. Team Deathmatch. Dur bakalım. O server kapandı. Bir şey oldu lan ona. Şurada bir 4 kişilik serverımız var. Bakalım onda ne yapabiliyoruz. Skill ağacı var mı? Bilmiyorum oğlum. Ben de bilmiyorum ki. Ya bir salsana beni be adam ya. Abi blok anlık yapması lazım. Olmaz abi ya. Neyse, gidip warband mı oynayacaksın? Yakın mesafe al, sen beni deli etmiştin. Öleceğiz galiba o, çünkü bana gelirse... Yeah.
Abi ok nereye gidiyor ya? Ya senin kafana taktığın tilki postun... Babaanne ETS bilmiyorum. Abi yorumumu yapacağım. Biraz daha oynamam lazım diyorum ya. Boş verin benim yorumumu şimdi. Oyun oynayalım. Okçuluğa sıfır yani. Hani hiç aynı hissetmiyorum oynarken. Ya ananın ama ya. Ghost musun nesin? Ya oyun şu an... Aa ben Warband'de oynuyorum dedirtmiyor bak. Dürüstçe söylüyorum. Hani Warband'in yeni versiyonu oynuyorum gibi değil. Ha şöyle bir kapışalım bakalım. Çok havaya gidiyor. Daha aşağıdan sıkalım. Sola gideceksin. Sağa gideceksin. Gitmedin. Sol. Biraz daha aşağı sıkalım. Hop bir tane vurdu. Tamam mesafesi var. Vurmayın o adama vurmayın. Ben bu çocuğa çok ayar oldum. Ya oğlum mügül. Ama blok at orada. Tek zulüm çeken ben değilmişim neyse. Adam. Öldü değil mi? Elim ufak ufak alışıyor ama ya hissediyorum onu. Lan ben bu serverda mıydım? Bir şey söyleyeceğim ben yabancı serverda oynuyorum sanıyorum. Dolayısıyla eyvallah kardeşim teşekkür ederim. E biz gene Fıratlarla, Ardalarla, uzun adamlarla oynuyoruz. Benim o ilk girdiğim server kapandı mı acaba? Hayır hayır bloklamada pingle falan ilgili bir şey yok. Bayağı Warband'deki o vurdum mu yani salladım mı vurmayı, bloğu koydum mu bloklamayı hepsini kaldırmışlar. Araya delay koymuşlar yani. Ben Warband'de son dönemler sadece şey oynuyordum, okşu oynuyordum artık. Piyadeyi bırakmış gibi bir şeydim. Evet, bekleme süresi alışılacak yani hani bu şey değil. Warband'de öyle değil diye burada da öyle olmak zorunda diye bir şey yok. Ama gönül isterdi ki olsun, aynı olsun yani ki Warband oynayan yıllardır Warband'çi, Warband'i sevme sebeplerini masaya yatırdığın zaman bu tip... Oralarda hep blok koyuyorum bak şu bunda da blok koydum. Bunda da blok koydum. Bu bloklandı. Ha düşmanmış lan orada.
Hop, çok yakın fight. Oğlum nereye sıkıyorsun? Hadi Tukan. Oha, neyle vurdunuz oğlum? Okçuluğa alışılır ya. Okçuluk oynayınca alışılan bir şey abi. Aa, biraz paslanmışsın sanki. Abi Bannerlord'u bayağıdır oynamıyorum ya. O yüzden biraz. Sanırım Pink'ten bir olay var. O kafada yer değiştiriyor. Ya yok, o bence animasyonla ilgili o. Yani şu texture mıdır? Ne diyeyim ona? Efekti böyle bir garip geliyor. Paslanmak değil, alışmadı. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz amına koyayım? Bak şeyi kapatılabiliyormuş. Nereden kapatılıyor lan o? Yok, şimdi kapatmayalım onu. Neredeki sık... Oo, anladım abi. Kötü olmuş olabilir ama. Şu anki halle çıksa alır mıydın? Alırım abi, niye almayayım ya? Yani şu an benim yaptığım yorumların hepsi Warband'le kıyasla. Yani Warband kafasıyla yorum yapıyorum. Aslında doğru bir şey değil. Yok, anladım. Kadarıyla şu anki beta versiyonunda her şey açık değil. Yani öyle kale kuşatmasıydı, single'dı falan, onlar açık değil. Şu an multiplayer'da işte skirmish falan modu var. Onları test edebiliyorsun. Ben yine devam ediyorum şey Archer'ı. Archer'ı tam bir kavramak istiyorum. Otele gidip silah atıyoruz. Ha, gerçekten inceleyip hani bizim gözümüzden de rapor vermek niyetindeyim. Anlatabildim mi? Hani ya bu çok kötü, ben bunu böyle oynayamam deyip değil. Gerçekten hani oynanılabilirlik anlamında yorumlayabilmek lazım. Sen yolunu bulmuşsun Jake. Çıkamıyoruz buralardan. Tabii ki de yok, milletin ağlamasından değil ama bir developer'ın da ya bak, Warband mekaniği gereği oynanılabilirliği anlamında tutmuş bir oyun, tamam mı? Üzerine çok fanteziler koymaya gerek yok bana sorarsan. Yani eğer sen orijinal kitleni gereksiz bir ayarla, gereksiz bir düzenlemeyle kaybedeceksen bence o riske girmeye değmez. Çünkü birçok oyunda var bu. Warband'ı Warband yapan bazı detaylar var. Onlardan çıkmamak lazım diye düşünüyorum. Öldüm mü? Dur lan, dur. Ayıp lan, bir kalkayım. Ya mesela bu beni şey konusunda rahatsız ediyor şu an. Alışmadığım için belki de. Yani Chivalry de diğer oyunlarda falan da böyle. Abi biz Warband'de anlık reflekslerinle oynayabiliyorsun. O bambaşka bir şey. O çok güzel bir detay bence.
Single'daki kardeş görevi kaldırılsın değil mi? Koşarak geliyor böyle. Haydutlar kardeşimi kaçırdı. Biraz para kazanmak ister misin? Oğlum daha oyunun O'su yok oğlum. Adamlar düzenler herhalde onu, manyak mısın? Bu da bizim Türk tribi. Oyun daha böyle alfada çıkmamış. Ya bir atlı bir sal ya. Ha zaten koşuyoruz 50 saat. Sağ üstteki kafama sıktı da o yüzden. Hareket ettiğim için o sattı. Aa, alttan kaçamadım. Çarpınca da çok kötü düşer. I will drink from your skull. Evet evet. Kesinlikle. Onu kapattığımız iyi oldu. Cidden etkiliyormuş. Yanlış yere sıkıyormuşsun hissiyatı yaratıyor o efekt. Az önce daha iyi kapıştım mesela. Bannerlord çıkmadı abi. Bannerlord Mart'ta çıkıyordu değil mi? Mart'ta alfası mı çıkıyor? Şu an beta testing bu yani. Öyle ya da alfa mı diyelim buna, ne diyelim? Abi 37 CPU kullanıyor. 60 FPS yayın. 7000 değil, 7000 bitrate veriyor. Evet, atla piyade devirme yani. Oyuncuyu devirdiğinde çok fazla uçup çok fazla es veriyorsa yerde fazla OP olabilir atlar. Onlar düzenlenir şeyler oğlum. Şeyde de delay var. O da vurdu, ben de vurdum. Öldüm. Güzel atıyor. İzleyici olarak her şey on numara şu an. Sende bir problem. Bende problem yok ya. Nerede fight? Lan ben okta mıyım hala? Vur! Aa, o seriliği çok özlüyorum şu an. Geldik 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 geldik. Neye geldik lan? Daha 100 kişi. Fena vuruyor alttan. Öldük. Beynim yapıyor her şeyi. Oyun onu bana sunmuyor şu an. Sıkıntım o. Ugh!
Single kısmını ben de çok merak ediyorum. Defeat. Ne kadar kibarlar bak, herkes GG falan. Adamsınız. Ha, boş bir server'a girip deneyebilirsin diyorlar. Gelsin Fırat'la Arda o zaman bir deneyelim de, ama millet de oyun oynuyor. Şimdi buradan adam eksiltmek ayıp olmasın onlara. O aynı oğlum, Warband'in Bottom Blade'in son ortamını siz bilmiyorsunuz. Çok bu ne lan? Biz Frodo olduk gene. Haklısın kart. Hop! Selam. Hop! Ha, öyle korurlar adamı. Oy! Ya şu niye oluyor ya? Ne bitiyor da? Herkes ölüyor mu karşı takımda? Bir şey oluyor orada. Hem merak etme arasında görev sesi var abi. Warm up mıydı bu? Pardon. Hiç takip etmiyorum şu an. Warm up'mış. Özür dilerim. Ben normal oyun sandım onu. Ha, alt tuşuna basınca harita bölgelerini söylüyor. Şeyleri, bayrakları. Ya tipimizin çirkinliğine bakar mısın? Hadi oğlum. Neyse ben göreve gideyim bari. Asıl adamlar orada. Selamün aleyküm. Hop. Hop. Kim vurdu lan bana? Çek 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 çek. Anam. Çok okçu var ya. Gel. Gel gel. Gel şurada bir kapışalım ne olur. Adamların şeyi de sağlam ha. Fırat ayıp lan yaptın. C bizim. C niye gitti lan? Frodo geliyor, Frodo. Atlı alabiliyorum da atlı oynamak istemiyorum ya. Ben piyadeciyim oğlum.
Arkada da okçu var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Cide yok. Cide yok. Ya atma işte. Üç kişisiniz zaten ya. Üç kişisiniz zaten. Adi herif. Adamsın lan. Eyt be. Ulan ne desteğe geldin ha. Ya canım hocam sen bu yeni yapıyorsun, kitap okuyacaktım şimdi. Özellikle senin yeni Bannerlord'un kim yoksa kitap mı? Ne diyor lan? Ne yapmak istiyorsan onu yapalım. Oo gene göte geldik. Eder geldim kardeşim, geldim kardeşim. Geldim kardeşim. Hop götünden vurdular. Al şu kalkan, nerede kalkan? Ya tek gelin. Tek gelin. Öndeki de. Bak şu kalkanlı olan delikanlı olan, tamam mı? Yapmayın diyor adam tek başına. Diğerleri böyle sıkıyor. Single'ını çok merak ediyorum. Başka bir şey ne yapalım? Şu lan tamam, ciritli var. Cidalı. Bir şunu da deneyelim bakalım. Çift el yok ya. Yani bu klasta yok galiba. Oğlum sana buradan var ya. Ay o nasıl bir atış ya? Ya dayılar bir salın la. Hadi aldık ortaya. Bir sen bir ben. Hadi oğlum. Gittim atla gittim. Kılıçlar o kadar kısa ki. Kalkan gitti onun. Merhaba. Uf Cida hiç anlamadım bile. Hayır be, ikimiz de aldı vallahi. Ölmüyor oğlum adamlar. Kaç kez kılıç sokmam lazım bilmiyorum ki. Kafasına kafasına vuruyorum, ölmüyor. Battan, onlarda çifteli var da alamıyoruz galiba. Şu cideyi bir öğreneceğim. Vurmuş olması lazım değil mi lan? Çift elli var onda. Abi ya, Warband reflekslerimi istiyorum ya.
Reflekslerin hızını istiyorum, hızını. Öldüm. Yo, vurdum. Helal lan. Uğud'u hatırla. Öyle gaza gitti değil mi? Abi Uğud'u hatırlasana. Ya gireriz mesela Warband'e de birazdan. Oo, dur lan şunu oynayalım. Bu neymiş? Ha? Ya ama her yerden atısı geliyor. Arkamda olduğunu anlamıyorum ki. At sesinde ciddi sıkıntı var. Onu çözerler. Bak kimse arkasından geleni anlamıyor ha. Abi chatten Berkay Savaş ikisi birimiz çift elliymiş. Tamam işte oradayım. Aynı işte bu. Bak şu an ben bayağı dibimde at sesi duyuyorum. Ama yok. Şu an gitti at sesi. Bak. Gene okçu var. Şuna yardım edelim. Öldürdü. Çüş. Ay. Bu adam hızlıymış bu arada. Göremiyorum. Ah! Deve vardı bu arada, gördünüz mü? Son bir tur daha atıp sonra parti muhabbetine bir gireceğim. Bir bakalım 1v1'de bir hem konuşalım. Fırat Manat da geliyorsa gelsin bir inceleyelim bir. Onlar çünkü daha fazla yani, genelde bir haftadır 10 gündür bir aydır belki oynuyorlar. En
Enes ben 4 eliyle mi oynuyorum şu an? 2 elle oynuyorum zaten. Şimdi akıyorum. Shield istemeyiz. Uzun olsun kılıç. Ha bak burada yazıyor zaten. Artı 9 armor veriyormuş. Bu adamı sevdim ya. Hızlı falan. Bu bizim at. Şeyi hesaplamıyor yani işte. Canım çok az. Hop, cidası var. Ay, doğradılar. Bir tane kaldı onlardan yaşayan. Aa, FK değil lan adam, bayrak indiriyor. Allah! Ne o? Çöl dizaynı güzel olmuş, evet. Çöl güzel. Abonim son gün, artık büyük ihtimal chat'e yazamayacağım hakkını, evet. Helal olsun kardeşim. Allah'a emanet ol. Şu an galiba testte tek harita var. Başka harita yok. Oğlum ne oldu? Ben salladım kılıcı orada.
Hatta o kadar emindim kendime vurduğuma dair. Yapamadım demek o. Aa, biri ameli kapan. CTR Alt F4 yapsana abi. Yaptım bro. Ne değişti bilmiyorum ama bir bak sen de. Abi ama kafadan vurdum ölme silah. Hop! Ben de CTL F4 ban atıyor. Belki banlanmış olabilir arkadaş. Hop bizdenmiş. Pardon kardeşim, kalkanını aldım, canımsın. Pardon kardeşim, canını aldım. Abi vur ama orada, hani daha ne yapmamı bekliyorsun ki? Allah Allah. Kaç GB oyun abi? 32 GB, 31 GB mı ne indirdim galiba. Benim hakkım mı bitti? Çok öldüm, hızlı davrandım. Neyse. Nasıl git? Oğlum alışabildiniz mi şu delay'lere? Ya ilk başta çok yabancı geliyor fakat bir süre sonra alışıyorsun. Ya Bannerlord Warband'e göre o konuda çok fazla hantal kalmış, katılıyorum sana. Evet evet, yani o bizim alıştığımız oyun değil gibi geliyor ama bunu bu şekilde mi yorumlamak lazım bilmiyorum. Yani bence şöyle bir nokta var. Heh. Lafını görmüş gibi olayım da. Ya Warband'e oranla Bannerlord'da daha çok fizik motor üzerinde çalışılıyor. Hani buradaki çoğu şey fizik motorunun el verdiği şekilde. O hantallık, o yavaşlık aslında sunucular tarafında biraz. Çünkü bizim şirkette denediğimiz hali daha hızlı. Ona öyle biraz mi? Daha alışmak lazım. Aynen. Şimdi şeye gireceğiz değil mi? Team Deathmatch'e. Ya bir tane girelim bir yere. Arda, yani bu problem oyunun 60-70 ping'den dolayı bize bir delay hissettirmesinden mi kaynaklanıyor? Yok. Block delay'i bilerek koyulmuş bir şey. Onun ayarlarına giriyor. O belli o. Ayarlarından. Ama hani sunucu tarafı, sunucuyu da kendimiz yazdığımız için hani birazcık daha geliştirmeye açık. Ve daha zaten beta, hani o yüzden tabii canım. Görülmesi de bizim görmesini ya görüp çözmemiz lazım zamanla. O yüzden her türlü win-win yani. Bu arada hangisine girelim? Boş bir tanesine girelim. 382 var. EU'ya gir, EU'ya. Tamam, EU Team Deathmatch 382. Dur, ne deneyeceksin silah olarak? Ya fark etmez yani, bakalım. Şeyi hiç deneyemedim böyle birebir de, hani bloğun süresi, vuruş hissiyatı falan, hep böyle bir ara birileri giriyor ya, test edemedim adamı. Abi şey yapmak lazım. 390'a girdim ben abi. Bir sen vur, bir ben vur yapmak lazım. Evet abi. Evet, yani ilk başladığımız zaman vardır ya böyle, hani sıra sıra vurursun. Aynen. Abi buradaki Fırat bu arada, işte az önce oyuna girerken de söyledim. Bizim evet, Warband'de klanlarımız var. O klanların mesela VTF'nin kurucularından, kurucusu hatta yani direkt. Benim oradan arkadaşım. Arda Üçoğ'un kurucularından. Ama o Tailverse'de şu an ekipten yani çalışıyor. Değil mi? Yanlış bilgi vermeyeyim. Aynen. Falan filan. Ya biz Warband'den tanıyoruz hep birbirimizi yıllarca. Aynen. 2010'dan ben beri. Ben genel bir şey bilgisi vereyim istersen. Faction ve Troop. Şimdi bu matchmaking'de de Team Deathmatch'ları belirli faction'lara giriyorsun. Faction seçmiyorsun. Şu an asıl odağımız görmüş. Ve diğer oyun modu olan şey, Captain mod. Bütün şeyler, truplar ona göre tasarlandı. Hızlıdır, silah tieridir falan. Şu an oyunda 9 tane, genel olarak herkeste olan 9 tane trup trip var. Tamam. İşte light cavalry, heavy cavalry, light infantry, heavy infantry, light archer, heavy archer. Bunun dışında 3 bonus var. Bu da ranged cavalry, skirmisher, bir de shock trup. Bunların hepsi her faction'da olmuyor tabi. Hepsinin belli kültürüne göre tasarımı var. Hepsi de aktif değil anladığım kadarıyla. Yani aktiflikten ya kastım şu an hepsi bize denk gelmiyor. Ya rastgele olduğu için gelmiyor ama aslında altısı da açık. Ha aslında. Açık. Yani en azından en son Gamescom öncesi açık. Şu an beta sürecinden olacak bilgim yok fazla.
Yani bunların üzerinde değiştirmeleri bize yapıyor. Mesela Kuzayit bilenler Warback'ten bilir şey Kergit. Hı hı. Oradaki. Onun da mesela şey yok. Shock Infantry yok mesela. Vlandia, bu da Swadia ve Rodo'nun karışımı gibi bir faction oluyor. Warband oranla. Onlarda da mesela Range Cavalry yok. Yani Atlokçu alamıyor. Onun dışında mesela sen Empire'daki Katakraft'ı alıp ona perk'le bow alabiliyorsun. Kergit'e karşı oynadığın zaman elinde bir yaylı aklı okçun oluyor. Ha, gibi. Öyle eklemeler yapılabiliyor. Hı-hı, bunlar hep dizaynın bir parçası. Şimdi benim anlamadığım, bak şu an bloklarda, Fırat gel bakayım bir. Çok seri Warband'deki blok atabiliyoruz. Yani sağ sol sağ sol üst alt üst alt üst alt yapabiliyoruz. Ama fight esnasında sanki bu şeye mi giriyor? Ne derler? Cooldown'a mı giriyor? Darbeye göre mi? Tam çözemedim onu. Abi vuruyorum mesela yavaş yavaş bloklamaya çalışsana. Sen vur sürekli. Daha hızlı spam at bakayım. Kral hiç paslanmamışsın, bu ne ya? Yok lan, ne paslanmadık, Kassandra oynamıyoruz. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Az önce fight esnasında böyle yapamıyorduk lan. Lan dur. Bir vur sürekli dal abi, sürekli dal. Bir şey merak ediyorum da. Yardır sürekli. Şimdi oyunda Defender, Stalker, Tanker kaç özellik var. Bunlar değişebiliyor tabii. Şu anki tam detayını bilmiyorum, o kısımlara ben bakmadığım için bir şeyler yanlış olur. Ama bunları da birazcık topluluktan gelen geri bildirimlere göre fine tune edeceğiz. İstatistik toplayarak işte class hiç seçilmemiş, bu perk'ü seçilmemiş gibi vesaire. Bunlar zamanla olacak şeyler. O yüzden her türlü geri bildirimin aslında bir yararı var yani. Ama ben fark etmedim. Yani bu birazcık da taraflı olabilir gerçi ama senin üstünde oynuyorum oyun. Hani Warband'den çok farklı gelmedi bana. Ama hep single player tarafında oynadığım için. Multiplayer tarafında o kadar bir şey... Ya şu an mesela Fırat'la yaptığım denemede aşırı bir fark hissetmiyorum ama az önce... Ya belki de şeye alışamadık. Bu genel olarak ben aktif Warband oynamıyorum ya. Hani onun da etkisi olabilir. Belki Warband'e de girsem şu an hareket halindeyken blok reflekslerimi kaybetmiş olabilirim. Bak şu hareket ederek oynayacağım. Bak mesela bunu blokladığımı hissediyorum ama aslında vücudum yan kaldı. Ya Warband'e göre daha fizik motoru daha ön planda. Ya ben şunu hissettim. Bir aydır falan oynuyoruz biz. Bloklamada şöyle bir sistem var. Mesela Warband'de sola doğru blokladığın zaman onu genelde blokluyordun. Şimdi adamın kılıcını bloklaman lazım. Denk gelmesi lazım gibi düşün. Birazcık dünyada o karakterin hem silahının bulduğu pozisyon hem ayaklarının bulduğu pozisyon tamamen fiziksel motora göre olduğu için. Warband'de gibi statik dört yön gibi bir durum. Daha canlı bir sistem var. Yani direkt mesela sağ mesela şu an bana soldan vursana. Diğer taraftan vursana. Yok evet, yine blokluyor. Ya kılıcı çevirdim mi blokluyor. Ya o var yani. Ya olay tamamen senin kılıcının benim kılıcıma denk gelmesi, çarpışması yani. Aynen. Chamber'da o yüzden daha zor yapılıyor. Ama Chamber Warband'e göre daha zor. Bir yap sallasana Chamber'ı. Ne yapar bu? Yok abi, fake'siz. Yap abi tekrar. Çok daha zor oluyor ama daha mantıklı. Dur bakayım, bir tekel alacağım. Çünkü mesela Warband'de kanına doğru koşan koltuklanmış kargı yumruğunla chamberlayabiliyordun. Yani böyle saçmalıklar da var. Bir dakika, şu an chamber aktif mi? Chamber var ama çok daha zor yapılıyor. Daha fiziksel oldu. Bir üstten bir vursana Fırat. Bir daha var. Abi üstünde zırh yoktu, yandan vuraydım bari. Abi armor'u bir şey al da. Dur almadım şimdi. Kılıcı nereye attım lan ben? Hah. Oğlum. Ama şey olarak hoşuma gitti ya. Yani atmosferi falan çok tatlı. Abi şu karga çok güzel ya. Gel kapışalım. Hadi gel kapışalım. İndir bakayım kalkanı. Fake'lere de... Ya
Dayağın Allah'ını yedik. Kardeşim bir aydır nasıl oynamak var? Şey diyor, tatile gittim geldim pasla. Ya yok abi, çok normal şeyi. Ben şu an bakma spam abandım yani. Troll oynuyoruz şu an. Gel bakayım. Abi sen hiç paslanma falan yok yalnız. Rahat ol. Bir iki gün daha oynasan eski formunu direkt bulur. Bak o fake. Çok iyi bir player'dı. Fake'ını yedim. Oo, chamber'a dönüyordu lan o. Oy. Bak böyle bir oyunu anlarsın işte. Az önce onu kestin. Ha? Sen mi tutup geldin? Adam kaçıyor. Seni keseni kovalıyorum da teammate. Beni sen öldürmedin mi? Hayır. Oha! Lan tek attı herif. Dur ben adam gibi zırhlı bir şey alayım ya. Savage. Aldığın hasar senin armoruna ve karşı tarafın silah türüne de, hasar türüne de bağlı. Warband'den daha şeyli gidiyor. Bizim armor virgül kılıca kını nasıl sokuyoruz? Var mı öyle bir şey? Şey olması lazım. Neyse dur, yere atarak şey yaparım ya. Ç olması lazım ya. Evet, Ç'de koyuyor ya. Evet işte, ah. Bir dakika. Ya Ç ne ya, tam Türk oyunu. Sen de Ç, adam da yuva nokta. Oğlum o var ya, elindeki şu saylının bana gelirse... Hop. Mesafem yetmiyor valla. Buradan da vurdu, buradan da vurdu. Şey çok OP ya, şu az önce oyunda alınca tekliyor, mahvediyor adamı. O adamı mesela alınca hiç zırhın yok, çok çabuk ölürsün. Ama hızlı, şok durupun olayı yok. High damage atıyor ama düşük armor ve kalkanı yok. Ama vurduğunda oturtuyor. Armorun varsa oturtamıyor, ayrı. Hop. Bak. Bak. Adamı havadan çevire çevire dövdü lan. Evet abi, böyle daha iyi inceleme yap yani. Daha iyi anlarsın. Cida aşkı. Ben öyle bir combo ekledim. Bir dakika, sen combo mu yaptın az önce? Ya şöyle kafasının üstünden döndürerek vuruyor ya. O bir combo. Sanırım İlk saldırıdan sonra anında tekrar soldan ya da sağdan saldırırsan kılıcı döndürüp vuruyor. Şey ya, chain attack. Evet, chain attack. Chain attack'mış adı, combo dedik ama. Şeyi algılayamıyorum galiba. Bak adamın... gene de blokta o delay bizim yani. Ben şimdi en son Warband oynamış bir adam olarak. Aşırı seni bozuyor, etkiliyor yani. Ama... Kalabalık az önce oynadığımız serverdeki kadar değil. Anlamadım yani sebebini. Ya ben alışıyorum farkında olmadan oyuna. Ya o da var bence ama sunucudan da kaynaklı olabilir. Tukan bak, kalkanı alsana. Şey göstereceğim sana. Kalkan toprağa... Kalkan yok oldu. Dur şunu alalım. Şurada var kalkan bak. Aldım. Bak bloklarken kalkan da sağa sola yukarı ve aşağı blokluyorsun. Hayda. Bir üst... Evet yani kalkanla direkt kapı gibi tutup önünde koşmuyorsun. Vur bakayım bak, oradan bana. Bak kurtardı. Bir şimdi vur, yedi. Şimdi normal saldır yani bakayım bana. Özellikle piyadelerden çok okçulara karşı aşırı efektif bir şey bu. Bir de okçular yine fizik sistemi olduğu için hani adamın ayağına sıktığında kalkana yapışmıyor. Ayağına gidiyor kalkanı geçiyor. Kalkan sıktığındaysa mesela direkt kalkana yapışıyor. Yani elimde kalkan var ama blok yapmıyorsun, yine kalkan. Evet o iyi. Şeyde zorluk çekiyorum mesela şu an. Yorumluyorum sürekli chatte hani şey yapsın diye. Normal oynayışıma göre, çünkü ben anlatabiliyorum. Başka türlü bilmiyorum teknik anlamda oyunun, Bannerlord'un şeylerini de. Mesela hani biz oynarken aktif... seri fake yapıp seri vuruş yapıyoruz ya. Ben ne zaman sağlı sollu üstlü altlı fake'e başlasam darbe yemeye başlıyorum mesela. O delay galiba orada beni bozuyor. Onu engellemek için bir delay'e koyduk tabii. Oyundaki çoğu delay sonucu tarafı haricinde bilerek yapılmış, eklenmiş şeyler olabilir. Yani o kişinin kodunu yazan ben değil mi? O yüzden bir şey diyemiyorum.
Peki size geri dönüşü nasıl? Bu delay'den çok fazla geri dönüş oluyor mu? Yani tek ya. Benle Tuğkan mı şikayetçiyiz bundan? Yok yok, yani onu forumda beta'da katılanlar paylaşıyor zaten. Hani bunları top zaman gösterdik ne yapacağımızı, bir şey diyemem. Galiba senin dediğine göre Warband'de de ilk başta vardı o. Öyle miydi? Warband'de eskiden var mıydı bu delay? Sonra şikayet üzerine mi kaldırıldı? Öyle muhabbet döndü. Bilmiyorum Warband beta dönemini. Warband beta dönemini ben hatırlıyorum. Evet bir delay vardı ama bu kadar ya şeydi o delay. Hatta şey demişlerdi o delay için, öyle hatırlıyorum ben. 10 sene oldu tabii de. O delay için şey demişlerdi. O da sunuculardan kaynaklanıyor. Oyun mekaniğinde öyle bir delay yok demişlerdi. Sonradan da düzelmişti o. Ha. Yani kasıtlı eklenen bir şey değildi o. Ya, o kadar çünkü bazen çok yüksek delay oluyordu çünkü Warband'te. Mesela o 200 Swadia kılıcı vardı ya bir tane. Duel kılıcı. Uzun mesela uzun battal değil, sen direkt uzun kılıcı diyorsun. Çift elli. Evet evet. Mesela soldan salladığın zaman onu Warband'te çok geç sallıyordu falan. Öyle hatalar vardı. Sunucudan kaynaklı olduğunu söylemişlerdi. Abi spam'a bir kez tutuldun mu? Vuruşlarını bloklasam da yiyorum ya. Yani onu bir kavrasam çözeceğim şimdi. Bende de şey oluyor. İlk damage'ı yedikten sonra vuracağım lan diye. Değil bloksuz mi? Direkt abanı. Gel bakayım. Bir tabii sende bir orada two-handed var. Bende tek elli var. Bir noktada da... Aynen dur alayım da. Tek elli al bakayım. Aldım aldım. Canın ne durumda? Canım yarıdan biraz fazla. Tamam. Önemli değil ya. Şeyde istediğim yere vuramıyorum şu an, öyle bir sıkıntım var. O da şeyden. Hani böyle Warband'deki akıcılık yok ki oyunun artık motorlarından mı, motorundan evet. Mıdır nedir bu? Bu alışma meselesi şu an. Aynen öyle. Bak bu çocuğun fake'lerini yiyorum mesela. Vurdu. Vuramadı. Yine fake yedim. Ölüyorum. Evet, ben... Sen onu aslında daha çok vurdun. Onun zırhı seninkinden daha ağır olduğu için evet. Kazandı bu. Ama şu anki yani... mevzu tamamen paslanma. Yani daha doğrusu gözüm adamın yaptığı fake'leri seçemiyor, anladın mı? Abi iki gün sonra fullsün ya. Bence rahat ol. Hiç sıkıntı değil yani. Çünkü sen buradaki çok işten iyi oyuncusun. Yani sen eski halini hatırladığımız için. Abi eskiden de o ya. Geçti artık kaç yıl geçti. Bak bunlarda kesinlikle şeyde kurtarma şansın olmuyor ya. Yani hani adam biz mesela bazen karşıda Warband'de adam sana kılıcı sallar. Sen de sallamışsındır ama o saniye iptal edip bloğa dönersin ya. O yapılmıyor burada. Onu yapabiliyorsun da window çok düşük onun. Bilerek düşürüldü. He. Yani bir yerde de çünkü yani Warband hem UI tarafından bazı oyun taraflarında oynamış taraflarında çok yeni oyuncuya dost bir oyun değil maalesef. Bunu ben orada daha da geliştirmeye tabii canım şu an önceden Warband hiç oynamamış bir adam burada aptal olur ha şu an. Dur bakayım biraz toksik oynayacağım. Bak vurdun mesela damage yemedim. Yemedin mi? Dolayı. Ha. Yok hiç yemedim. Saplama deniyor. Armor'a bitkiler daha çok vuruyor. Daha doğrusu normal daha çok vuruyor çünkü daha az sıkıntı. Şeyler güzel. Kılıçların mesafesinden kaçma. Hop dur. Mesela şurada spam yapmak istiyorum ama yaptırmıyor. Aa diyelim. Warband'de herhangi bir kanal olmadığı için o hareketlere tarım ol tüfek gibi tat atar. Olay onun biraz önemli tabi ama topluluğun yapacağı geri bildirimler. Ha!
Canım çok az. Güzel bak, onu karşılayabildi. Güzel, buna karşılayamadı. Yalnız bunu tabii güzel şeyler yapılır, hep birlikte takım kurulur. Kale kuşatması falan zevkli olur oğlum. O zaten Warband'de de yapabildiğin şeyler de onlar. Ben açıkçası oyunu şu an beğendim yani hani. 3-5 tane böyle yok o delay var, o bilmem ne var diye yıkılacak durumda değil abi oyun. Gayet tatlış. Bak. Soldan sağ bloktan. Şu an ağzıma sıçıyor çünkü anlamıyorum nereden vuracağını. Kafasının üstünden bir şeyler yapıyor hadi. Sağ blok, sol blokta. Mesela sağını blokluyorum adamın, soluna geçişte diyorum ya, beynim biliyor sola geçmem gerektiğini. Mouse'da da yapıyorum ama yiyor. O benim mallığım da olabilir. İşte bu Warband'den farkı da olabilir. Fiyatı ne kadar olacak bilmez abi onu. Sunucuda bir şey mi var? Bir açıklama vardı ya fiyatıyla ilgili. Nasıl bir açıklama yani, vardı? Türkiye'ye daha ucuz olur diye bir düşünce var ama. Ha öyle mi? Onlar için çok erken. Warband ve diğer oyunların da Türkiye fiyatları arasında ucuz oldu. Ama henüz daha şeyler için erken. Çünkü böyle aksesi bir atlatmamız lazım ondan. Cida bok yalnız. Cida hani o normal Warband'deki Cida çok eğlencelidir oynamakta. Bu bayağı zor olmuş. Ayarlanır onlar ya. Gel bakayım Fırat. Demek zarım var ha. Warband tekici de bir süre sonra alıştıktan sonra güdümlü gibi geldi. Evet. Rolling weapon'lar ve ok tarafının ayarlanması çok ince. Çünkü hem third person'a göre bakman lazım, doğru olması lazım. First person'a göre bakması lazım. O birazcık şu üst hareket yapıyorsun ya, o nereden vuruyor aga? Bir deneyelim abi, saldır mesela. Nasıl yapıyorsun onu? Ya sol, şöyle ben devamlı sağ sol saldırıyorum. O şekilde kendisi yapıyor. Ya açıkçası onun sistemini tam çözemedim ama. Yani sağdan vur, sonra tekrar sağdan vurmaya çalış. Şöyle yapıyor. Vur abi. Şu an çift sağ yapıyorum. Hareket et. Bir de ekranı da döndür bence. Chain atan bir resmi bir açıklaması yok mu? Nasıl yapılacağına dair yok değil mi? Vardır da benim bir bilgim yok o konuda. Neyse gel bakayım. Ay. Bu ne oğlum? Ha yüzü şeymiş. Tabi şey kapalı burada. PS4'a gelecek miydi? Dur oğlum bir PC'ye gelsin mi? Mart 2020'de Steam'de Early Access çıkacağız. Şeyimiz PC'ler olacak. Şey oluyor ama değil mi? Single ile birlikte mi çıkacak yoksa ama var mı öyle bir bilgi? Single ile birlikte. Ay. Konsollarda ondan sonra artık herhalde. Bu arada o kardeş görevi gene varmış arkadaşlar. Yani girdiğin gibi koşarak. Var ya ben o görev yüzünden kaç defa heves edip oyunda alt F4 demişimdir ya. Geldi gene tipin istediğim diye. Uçurum temalı ya meydan savaşı geldi. Ha pardon. Single player'da hiç sevmem görev yapmayı. O ilk verdiği görev sonsuza kadar kalıyordu ya. Çok rahatsız ediyordu. Oyuna bir başlıyordum. 60 level olmuşum. Hala o ilk tavernada adamın üstüne koşarak verdiği konu. Ne yapıyoruz bu arada? Neye gidiyoruz? Abi gene bir girelim bir boş bir server'a. Bir kapışalım ama yani. Bir 5 dakika kapışalım şöyle. Hatta... Aseray var. 385, 4 kişi varmış. Oraya girelim. Şu. Müzikler bayağı bu arada. Abi görev ya çeşitliliği müzikle... nasıl biraz anlatsa olabilir mi? Görev çeşitliliği. Single player ile alakalı bir şey cevaplayabileceğimi düşünüyorum. Yasak. Yasaktan değil. Hem yani şöyle bir şey var. Söyleyebileceğimiz herhangi bir şey oyunun çıkacağı döneme kadar çoktan değişmiş olabilme ihtimali olduğu için. Doğru. Hani net bir şey söylemek her zaman iyi bir şey değil. Ben uzun süredir single player oynamadığım için yani güncel değilim bu konuda. Yani. Beta başlığından sonra peki sen single player oynarken Arda mutlu muydun kardeşim? Bunu söyleyebilirim. Ben
Ben hep multiplayer oynuyordum Warband'de, o yüzden doğru olur mu düşüncem ama Warband'in üstünde yani her türlü. Onu yani benden soracağım soru, benden gelecek bütün cevap taraf olacak için bence pek şey yapmıyorum. Ya yok. Hani sonuçta sen tam Taylor'sa çalışıyorsun da 15 senedir tanıyoruz seni. Bence bu single gayet güzel geliyor. Yani hala zamana ihtiyacımız var. Oy kötü. Şey yorumları da var ya, 10 senede bunu mu yaptılar falan. Yani arkadaşlara oyun geliştirmenin olduğunu biraz araştırmalarını tavsiye ediyor. Yani öyle bir şey değil. Şey de çok var mesela, öyle The Redemption tarzında, Rockstar tarzında bir beklenti oluşmuş durumda yani. Ya abi yok artık ya. Garip geliyor yani. Hani o adamların... Şimdi şu konuda haklı insanlar. Bizim kaynaklarımız aynı değil. Onun da hani orada birazcık mantıklı bir şekilde bakılması lazım. Tabii ki de ama hani gereğinden çok çok fazla uzadı ya. Hani insanlar onun öyle beklentisi olmasa bile onun eleştirisini yapacaktır abi. O konuda hani bir şey diyemem tabi ama biz de zaten oyunu 2012'de duyurup, yani 2012'de bu oyunu 2020 yılında çıkartacağız diye duyurmadık. Hani zaten kimse yapmaz yani. Evet. Hep daha iyiye gidelim, daha iyi götürelim. Hep istediğimiz gibi olsun, kendi standartlarımızı yakalayalım. Bir yandan da oyun motoru geliştiriyoruz. Oyun motorunu da kendimiz yapıyoruz. Sunucu falan her şey hani kendi yapımızla. İşin o kısımları geliştikçe bazı şeyler gelişiyor. Bazı şeylerin daha önce yapılması gerekiyor aslında. Bu... Yani beklentisi normal olan insanları bence karşılayacak düzeyde ben. Şimdi herkes orta duel atarken bu çocuk niye böyle beta testte toksik yapıyor ki şimdi? Ha? Neden lan? Neden lan? Seni keseyim mi lan şimdi? Ama o bloktu. O blok... Kesemiyorum çocuğu. Çok büyük firma Taylor satın almak istese onlara çalışırlar mı acaba? Ne bileyim oğlum. Orman abiye gidecek. Evet. Noobsun, noobsun. Ama ben blokluyorum ya. Türkçe'nin desteği olacak inşallah. Ama hani bir şey demek için erken şu. Dur sesini yükselteyim. Tamam. İkisinin de sesini yükselttim. Biraz kısık geliyor olabilir. Ya şu çocuğu banlayamıyor muyuz ya? Yok. Sonuçtakileri var. Heh. Püh. Aa şeymiş bu. Aa ölmemiş ki o. Ama blok. Blok ama ya. Ama blok ya. Of çok sinir. Bari ben tahmin edebiliyorum Warband'çileri. Beta testine falan çıldırıyorlardır oğlum ya. O kadar iyi biliyorsun ki o adamın orada sana normalde vuramayacağını. Vurdu mu direkt sinirleniyorsun oyunda. Onda çok pek çok gelebilirim aldık da. Yani bunların oyuna eklenmesi süreci ayrı bir süreç. Ve son 1-1,5 ayda en son acayip hani şey yaptı. Bizim zamanımızı aldı. Ha değil mi? Yani da hani şeye göre devam yani beta sürecinde bunları da tabii göz önüne alırız. Abi zaten testin amacı bu değil mi ya? Yani. Asrail'in Tuvan'da şu bardiş balta tarzı arası bir şey var ya, bayağı güzelmiş. Demirci çok yüksek. O şok durup işte gar. Onun olayı hayda mı cevap? Düşük zırh, hızlı parkarak. Olayı onların yani. Bir de şey de değil yani, 9 tane trup var mesela. Herkes de aynı truptan olacak diye bir şey yok. Yani dedim ya, her faction'ın kendi lore'una göre aslında bir yerde onların ayarlan. Skirmish oyun modu zaten tasarımı bakımından zaten asimetrik bir oyun modu. Yani şey olarak asimetrik. CS'ye el al, iki takım da aslında aynı. Silah değişiklikleri gibi, minör değişiklikler dışında her şey aynı. Bunda öyle bir durum söz konusu değil. Oyun motoru, şey oyun modunun temelinde o asimetriklik var zaten. Ya bu stratejik bir şey ama yani bu güzel bir şey zaten asimetrik olması. Çünkü mesela map'e göre seçeceğin faction'ın oyun içerisinde etki etmesi lazım. Oyun skoruna etki etmesi lazım. Yani bir kaleye saldırırken kuzey seçmek ne kadar mantıksızsa. Yani bunu hissetmemiz lazım zaten. Ben destekliyorum bunu.
O baltanın yavaş olması ama bilerek yapılmış şey çünkü betanın başlangıcı çok hızlı doğal baltanın. Nerf'lü abi o yani. Bu balta mı? Elimizdeki Two-Handed mı? Aseray'ın Two-Handed'ı. Bilerek yavaşlatıldı yani. Ne demiş bakayım? Baltayı mesela böyle şekilli müküllü sallayıp vurabiliyor muyum? Ya yok, böyle bir şey yoktur. Witcher animasyonu... İlk şeyi bekledim. X'e basınca baltayı acaba dipçiğin alttan tutacak mı? Şey, javeline... Ya o yok da. Javelinlerde var mesela. Onlar özellikle çok güzel duruyor. Yani, elinde sallıyor javelini mesela. Bu tarz şeyler var. Ya animasyonlar, geçiş animasyonları eklenmiş ya. Güzel onlar. Şey güzel ya, o tuhandıkların sallama animasyonunun hafif daha yavaş olması mantıklı olmuş. Bannerlord'da Nord seçiyordun, çırılçıplak, elinde bir balta. Koş Allah'ım koş. Turistlerden hızlı zaten. Peki burada karakterlerin de statları var mı? Mesela biraz mod yaparken iyi kötü bildiğimiz için soruyorum. Örneğin Nord okçusunun ne bileyim şey skill pointi, işte bow skill pointi, arch kısmına bir şey diyemem çünkü hani o tarafta belki geliştirebileceğimiz geliştireceğim şeyler olabilir. Ama şu an seçtiğin bütün klasların şeyini yazabiliyorsun, şey görebiliyorsun, armory ve choose. Yok, merak ettiğim o değil. Örneğin ben tamam seçiyorum mesela Nord Archer'ı alıyorum ama Nord Archer'ı aldıktan sonra Swadian yerdeki crossbow'unu almak için yeterli işte skill point'in yeterli değil. Her birim, her klastan her birim istediği ekipmanı alabiliyor yani. Arbalet alabilirsin, ata da binebilirsin. Ama o birazcık da şeyin skilline bakıyor karakterin. Yani senin riding skill'in atıyorum belli bir yüzdenin altındaysa o ata inebilirsin. Ama o attan aynı şekilde hız alamazsın. Veya atıyorum polearm skill'in düşük şey yapacaksın. Koltuktan bir kargo yapacaksın. O skill'e göre daha çabuk sallanmaya başlıyor gibi. Yerde gördüğün her şeyi alabiliyorsun. Alta basıp cevabını tarafını çeviriyor. Bize özellik çok seviyor. Bir de herkesin sorduğu bir şey var. Türkçe muhabbeti dönüyor mu abi şirkette? Abi Türkçe olması planlanıyor ama henüz bir şey demek için erken. Bir şey diye. Abi yani Türkçe oyunu Türkçe yapmadılar abi. Onun... Biz de Türkçe çıkarmayalım diye bir şey peşinde bir Türkçe çıkmasını. Ama hani bir şey dememi falan erken. Ya şöyle bir şey var. Zaten şu an seçeneklerde Türkçe dil seçeneği var. Onu söyleyelim arkadaşlara. Yani ne onu var? Türkçe seçebiliyorsun. Oyunun ayarlardan oyunu Türkçe yapabiliyorsun. Fakat menüler veya herhangi bir şey Türkçe olmuyor. Yani dil dosyaları eksik. Ama Türkçe seçeneği var oyunda. Yani ben bakayım tek emin olayım. Evet var. Türkçe var ya. Yani Türkçe diye bir seçenek var arkadaşlar. 5-6 dil var. Ya bun abi şöyle bir şey de var. Bu Türkçe muhabbeti bundan 100 yıl önce Warband dönemi ciddi ciddi tartışılmış ve hani insanların nasıl reaksiyon gösterdiği belli bir şey. Yani Türkçe koymamak zaten yanlış ya, olmaz. Ama ne zaman gelir bilmiyorum. Evet. Şöyle bir şey de var. Yani Warband'ın ve Mortal'ın ilk çıktığı dönemdeki şirketin büyüklüğü, yapabileceklerinin hani elinin uzunluğu çok farklıydı Bannerlord'daki borsa göre. Yani Mortal Blade'i çıkaran 5 kişilik, 6 kişilik bir ekipti. Warband'i çıkaran 10-20 kişilik bir ekipti. Elini bağlayan bir yayıncı vardı vesaire vesaire. Hani o zaman Warband dönemi, ya ben de oyun Universal Edition'daydım çeviri fixleriyle alakalı. Hani işin o kısmında şirketin yapmama gibi bir tasarruf söz konusu değil. Aynı fikirdeyim. Ya şey zaten daha Warband'in öncesinde Mountain Blade'in bile erken erişimdeyken henüz oyun Türkçeydi yani. Hani daha Mountain Blade bile 2006-2007 senesinde bile Mountain Blade Türkçeydi. Türkçe menüler vardı, %100 Türkçe değildi ama. Oyun çevirme zaten apayrı bir şey olduğu için. Bir de hala yapım aşamasında bir oyunun çevirisi. Yani hem başında oyun hala yapım aşamasında olduğu için. Net bir şey söylemek her zaman doğru olmuyor. Abi bazen çok hızlı sallıyor kılıcı, çıldırıyorum ya. Orada sanırım bir combo eklemişler, ben de onu fark ettim. Mesela
vurduktan sonra, özellikle kalkana vurduktan sonra tekrar vurduğunda aniden birden sallıyor. İnanılmaz yani, bloklanmıyor, yani refleks kurtarmıyor yani. Muhtemelen o hani şeydir, o ayarlı yani şöyle yapılabilen bir şeydir. Biz de onu yapabiliriz ama olabilir. Onun çok ince bir timing'i olabilir yani. Öyle tam. Şimdi de sonucu ve lag kısmı da girince. Ne dedin? Combat parametrelerinin hepsi değiştirilebilir, güncellenebilir şeyler ama hani fine tuning'i zamanla olacak. İşin içine sunucu tarafı da girince. Abi daha bir şeyleri konuşmak için o kadar erken ki. Bence. Ya bence. Bak şunu bloklamış olmam gerekiyor. Bak bunu da. Şir ölüşe bak. Bu benim hatam. Vardır ya, R işte. Var da ben böyle hayatta oynayamam. Sesler güzel, sesleri ben de beğendim. Oha! Hayvan herif, kime vuruyorsun? Düşmanına mı vuruyorsun? Böyle vurulur kardeş. Aha, mallık yaptım. Bu arada biz en son duello denemesi yapıyorduk. Server doldu anasın. Aynen. Server'da 20 kişi var. Güzel güzel. Yok ya, insanın eli götüm götüm alışıyor ya. Mesela. Neyle vurdu oğlum o beni? Sen çok zırhlı bir karakter aldıysan küt silahlar şey mace gibi silahlar daha çok vuruyor abi. Bak şu. Yayını gerçi kaçırmışsın. Ya sıcam ya. Sal da oynayalım. Şeye gidelim, arka tarafa geçelim. Şu bina var ya dövüştüğümüz. Onun arkasındaki mekana geçelim. Hayır, nasıl alfa sürecindeki bir oyunda da yani. Bu kadar öldürme hırsı nedir ya? At neden uçuyor? Bütün artlar buraya gelmiş. Ya haritada sanırım atları gideceği bir nokta var. Onun önü kapalı gibi bir şey abi. Ama bu bilinen bir hata. Güncellemede düzeltilecek. Ya dediğim gibi Gamescom yaklaştığı dönem biz hani yapadan gittik. Gamescom'a yaklaştık. Şimdi Gamescom bitiyor, tatilde şirket. İşte yavaş yavaş tekrarlaşacağız. Ne olur süreç, plan program onları da. Bunları da beta paylaşımcıları ile katılımcıları paylaşacağız. Şu develi çocuk yüksek ihtimal yayını izliyor. Söveceğim ama bir iki kez daha bekliyorum. Kayacağım yani, nickini falan neyse kim olduğunu bilmeksizin gireceğim üstten alttan. Ben araya girdim vallahi, haklı çocuk vurması. Oy helal lan. Ya çifteli kılıç bulsam oynayacağım da o şey var. Ne derler? Bir tarafta Asera ya şu an. Aynen. Baltalı. Sadece baltalı şu an. Ay kötü girdim. Baltanın neresiyle vurduğuna göre verdiğin damage de değişiyor. Yani sapıyla evet, vurdun, bıçakla. Blade kısmıyla, demir kısmıyla vurduğun zaman damage 3-4 katına çıkıyor. Onu ben de fark ettim. Az önce at kesiyordum arkada. Atın dibine girip vurduğun zaman 1 damage, 2 damage falan vuruyor. Onu da blunt damage olarak vuruyor. Yani bayıltıcı hasar olarak vuruyor yakından vurduğun zaman baltayla. Muhtemelen tahta kısmı geldiği için, denk geldiği için. O da güzel bir detay olmuş.
atlarla develerin koşu animasyonu aynı değil. Atlarla devenin koşu animasyonu aynı değil, değil mi? Aynen. Değil öyle şey mi? Sanırım ikisinin zaten iskelet sistemi de farklı. İskelet sistemi farklı, rig sistemleri farklı. Peki başka iskeletler var mı önünde? Eşek falan var mı? Mesela kedi falan var mı? Şimdi bir tarafında var. Ama tabii savaşa ben katırla gideceğim diyorsan hani katırla da üşürsün yani. Yani yapabiliyorsun yani onu. Gamescom'da da görülmüş. Hani sen at varken deve de alabiliyorsun, at da alabiliyorsun. Katır da alabiliyorsun. Savaşa da onunla giriyorsun. Modüler tabii ekleyebilir daha sonra. Ya lazım o, çünkü şundan dolayı lazım. Ya katır da olabilir. Yani sonuçta oyun tam savaş oyunu da, yani öbür gün RP modu çıkar. RP yaparsın. Ya bizim en çok dikkat etmeye çalıştığımız şeylerden bir tanesi gelişme süreci. Bu da ezan için pardon. Yine de gidiyor. En çok geliştirmeye en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi oyunun modlanabilirliği. Hani o konuda rahat olun yani. Şimdiden mod yapımlarına başlamış ekipler kurulmuş bu arada. Bilmiyorum bilgin var mı ama. Var ya, World of Warcraft'ın şeyi modu falan. Ama bakalım. Yani modlama ekipmanlarının araçtan ne zaman verileceği konusunda bir şey diyelim. Ya beta ile beraber verilir inşallah. Çünkü biz direkt başlarız diye düşünüyoruz. Kaldı chat'e bakıyordum vallahi. Ay. Öldüm. Modding için toolkit piyasaya sürülecek mi? O herhalde şu. Onu ben bilmem. Ya mod ekiplerini, mod çalışanları, mod topluluğunu her zaman biz geliştirmeyi desteklemeyi planlıyoruz. Ama henüz beta için mod tool'larını vermiyoruz. Early access sonrası ne olur bilmiyorum. Ona o zaman bakma. Oy Demirel hoş geldin dostumsun. Sen birini öldürürce stres atıyorum. Abi yayın arada takılıyor ama benim bilmiyorum. Yani ben de şu an herhangi bir... Yok yayın canavar gibi abi. Yayın canavar gibi. Abi de yeni ayar yaptık abi. Takılmaması gerekiyor. Şey deneyelim mi? Partiyi deneyelim mi? Parti ne abi? Making'a parti olarak girme. Girelim. Girelim. Nasıl olacak? Parti mi atacaksın? Oyun çöktü. Bir geliyorum. Biraz tamam. Beklerseniz. Geldim. Hı. Oğlum şu müzikler çok iyi ya. Bu arada ilk defa yeni 7500 bitrate veriyorum arkadaşlar. Kalitesinin iyi olması lazım. Heh söyle Arda. Şeyi sesleri yapan arkadaşı iletirim özellikle. Ben de çok beğeniyorum yani multiplayer'ı. Bayağı iyi ya müzikler. Ya müzikler çok güzel. Özellikle konsept çalışmalar, konsept çizimler tablo gibi. Ben bayıldım, onu da söylemek istiyorum. Yani loading screen'lerde falan çıkan resimler falan evet. Olan. Tüm ekibe iletiriz bunları. Çok seviyorum. Şey tarafı da çok güzel geçmiş. Gamescom tarafı. O konuda ben çok sevindim yani. Mustafa Gamescom kaynak atmış. Ha, Gamescom'da ne oldu? Gamescom'dan gelen geri dönüşler de çok güzeldi. Yani diğer orada katılımcıların da, oradaki diğer oyun şirketlerinin katılımcıları da vesaire, hani hepsi güzel dileklerde bulunmuşlar. Güzel beğen. Hani biz uzun süredir oyunun içinde olduğumuz için bazı şeyleri göremiyorsun ya da sana kötü geliyor oyun, buglar gözüne çarpıyor falan. Böyle bir de oyunun içinde olan, oyun geliştirme nedir işini bilen, senin de tanıdığın, oyununu severek beklediğin, oynadığın adamların böyle güzel laflar etmesi çok hani mutlu ediyor. Tabii canım. Bir de sanırım yani. B2C'de, yani B2C dediğim Gamescom'un herkese açık tarafı tarafında bayağı ilgi olmuş. Yani bizim yanımızda Grid ve PES şeyleri vardı.
standları. Hani bayağı bizim oyunu oynamak için sıraya girenler gridin standını falan kapattı. Ha direkt 3'e 3 mü oynayacağız bu sefer? Şu an warm up'tayız. Meşmektif bir sistem şöyle şimdilik. 6'ya 6 oyun modu doğal olarak. Bakıyor 6 kişi arıyor. Bunlar bir fazla beklemesin diye bizi bir sunucuya atıyor. Biz 5 dakika boyunca warm up'tayız. Bu 5 dakika içinde o aratanları tek altıya 6 olana kadar sokmazsa da 5 ve 6 6 önce direkt başlıyor tabii. 5 dakika boyunca geleniyle devam ediyor. 3 ve 3 de devam edebilir. 4 ve 4 de devam edebilir. Arayan oyunculara bağlı. Abi ben de bir şey sorabilir miyim? Soru sormak için. Tabii, sor lan sor. Bu şeyde şimdi oyunlarda ranked bir sistem olduğunda biliyorsunuz oyuncuları tutuyor. Yani oyuncular da seviyor böyle şey. Şimdi zaten bir ranked sistemi var ama şey de olsa böyle eski Warband oyuncuların da çok isteyeceği bir şeydir diye düşünüyorum. Birebir duel sisteminin ranked'ı gelebilir mi ileride? Öyle bir ihtimal var mı? Ranked oyun modlarıyla alakalı bir şey demek için erken. Bizim planladığımız şeyler bizim zaman sergimiz olacak mı belli. Ama hani ranked'den kastın ayrı bir ranked oyun modu mu yoksa şey mi? Pro matchmaking'e destek verecek işte MMR tarzı bir şey mi? Ya MMR olsa yeter. Ayrı bir oyun moduna çok bir gerek yok herhalde zaten düello. Sadece şu bunun MMR'ını belirleyen işte belki matchmaking'i etkileyebilecek. Aynı MMR'daki insanları karşılaştık. Dediğim çoğu şeyden, release'den sonra olacak herhalde yani. En azından şimdi... Biliyorum ihtimali sordum zaten. Yani olabilir, olmayabilir. Hani çok erken. Topluluk da isterse bunu bizi de... Ya yani topluluk şu an bunu zaten isteyecektir yani ya da kafayı yiyecektir bunun için çünkü ranked sistemi işin kompetitif tarafı bir yana oyuncuların daha iyi oyuncuların daha çok keyif almasını sağlayacak bir sistem yani iyi oyuncuların iyi oyuncularla oynaması iyi oyuncular için de iyi bir şey kötü oyuncular için de iyi bir şey kötü oyuncuların kötü oyuncularla oynaması da herkes için iyi bir şey. Biz tek bir hani şey olacağını düşünmüyorum ben hani hem ranked hem casual da olabilir. Ama hani dediğim gibi bir şey demem için çok erken çünkü bunlar değişebilir. Beta sürecinde olur mu olmaz mı belli değil. Vesaire vesaire. Ama hani işin sonunda topluluk bizden şunu istiyor. Biz bunu değerlendirmeyelim gibi bir söz konusu olmaz. Ya bir de şey de önemli abi. Yani mesela Warband'de ne gördük biz? Açık açık söyleyebilirim bunu. Warband çıktı. Oyun bir tane bile güncelleme almadı mesela. Örnek veriyorum. Şimdi bu sürekli geliştirilebilir bir oyuna benziyor. Bir saniye bir yandan da kapıştığım için konuşamıyorum aynı. Yani Warband çıktıktan sonraki ekibin büyüklüğüyle hani değil mi? Şimdiki ekip aynı değil. Şimdi 90 tane birbirinden yetenekli muhteşem insan var şirket. O zaman 20 kişi vardı. Tabii. Bir de işin çok fark eder. Hani yaparak öğrenilen bir şey yani bu işin know-how'u farklı. Yani Warband'in çıktıktan sonra 20 kişi olan ekip bir anda 90 oldu. Hani öncelikler farklı, planlar farklı hani. Bir de muhtemelen hani ben de Warband'den sonra Warband'ı uzun süre oynamış bir oyuncu olarak hani benim düş... Sesin gitti. Sen Arda sesin. Ha yok o. Okay. Abi bak o blok, o blok. Bu değil. Tamam ona bir şey... Bu bloktu. Çok güzel mesafe yapıyor herif ya. Alışmışlar. Bunlar oynuyor herhalde oğlum bir aydır falan. Daha fazladır oynayanlar da var ya. Warm up bilen tam 30 saniye kalmış. Gelin lan 2 vs 1. Gel hele tekme mekme yok. Gel şş. Çıldırdı mı? Ooo tekmeler mekmeler adam. Dokan gireyim mi onun arkadan? Dur bak onu keseceğim şimdi de ne yaptığını anlamıyorum ki. Bak mesela arkasına dönüyorum. Yok gene vuruyor herif. Yani onları hep öğrenmek lazım. Neye göre vurdu orada mesela. Benim Warband'de en çok kullandığım taktik arkaya dönme. Bunda hiçbir zaman iş yapamadı şu an. Kapışırken abi enseleyeceksin herifi de. Salladı mı geliyor. Şimdi biz ne olacak? Parti olarak mı giriyoruz şimdi? Şimdi biz 3 kişiyiz. Rakip 3 kişi şu anda. Ha, bayağı team fight yani. Aynen. Arda gelse de biz biraz yönlendirse.
Arda galiba düştü ve gelemiyor. Bakayım. Çekilmesi falan gerekiyor sanırım odaya onun. Kordi çekermiş olursun. Ben bakıyorum ama. Bakıyorum ya yok. Bir saniye dedi. Sanırım müsait değil ortam çok fazla. Şey çok güzel ya, askerlerin yere düşüş animasyonu çok başarılı. Animasyonlar falan güzel. Abi çok güzel. Ağzıma soktu bak kılıcı. Keres. Lan sen. Sen mi kestin lan Türkan? Adamlar hepsi attı bu arada. Evet attılar. Çok fazla bilgi verdiği vurdular demiş efendim. Yasakmış değil mi böyle adam işten çıkar. Hadi bakayım intikam. Orada topluluk isteğiyle gelecekse gelir o ileride ya. Rank dolayı. Ya gelir ama. O şimdi Arda söyleyemiyor bak. Çünkü çocuk orada çalışıyor, anladın mı? Ve orada bir resmi görevli konumunda şu anda. Ve oyun hakkında çok fazla şey biliyor. O yüzden bilgi vermesi yasak onu, onu da anlamak lazım. Ama benim tahminim gelir yani. Hangi oyunda yok ki artık? Bir de şöyle bir şey var. Saç. Sadece düello üzerine kurulmuş oyunlar var. Warband hem stratejiyi sunuyor hem düelloyu da tek başına oynayan çok mesela biz. Çok... Ya ikisini birden sunabilen bir oyun. Ve ranked olursa bağlanırız yani günde 24. Ya kesin ranked olur. Ranked tutar evet. Bir de ben isterim abi yani hani üst seviye adamlarla sürekli eşleşmek niye istemeyim? Hem ha, seni geliştiren bir şey o. Mesela Warband'da şey sorunu vardı. Multiplayer'a girince mesela bilmeyen adam server'a bir giriyor. Adamlar Mevlana gibi bir tavana bakıyor, bir yere bakıyor. Öğrenmesi zorlaşıyordu. Mesela öyle bir şey. Ha, bir de Warband'da şöyle bir şey de vardı. Sen kötü bir adamla maç attığın müddetçe, duello attığın müddetçe senin skill'lerin azalıyor abi yani. Oyunu oynayamıyorsun farkında olmadan. Mesela ben ne zaman Leotis'le oturup karşılıklı duello atmaya başlasam, onunla çalışsam oyunculuğum feci ilerliyordu. Kordi çeksen Arda'yı. Ama ha, gidip de böyle mi? Mesela seni çalıştırıyorum, seninle oynuyorum iki hafta. Abi Leotis'le bir karşılaşıyorum, blok tutmuyor yani. Hissiyatı güzel abi. Güzel hissiyatta bir sıkıntı yok. Sadece işte o farklılıklar şey yapıyor adamı. Alışmadığımız için sinirlendiriyor. Bu şey gibi. 20 yıl boyunca kayak yaparsın. Snowboard ayağına giyersin. Düştüğün için sürekli ya da istediğin gibi süremediğin için board'u kızarsın böyle hani ya sikerim ben 20 yıldır şey yapıyorum, kayak yapıyorum, snowboard neymiş deyip böyle tribe girersin ya. Onun gibi bir şey. Evet ya bir de benim çok beğenmediğim bir nokta var bu arada oyunda. Vuruş hissi bana biraz zayıf geldi. Size de öyle mi geliyor? Vuruş hissi... Mesela Mordao'ya, Chivalry'ye göre falan biraz zayıf kalmış gibi bu vuruş hissi. Yani bu konuda pek bir şey diyemiyorum çünkü... Yok sana söylemiyorum. Gamescom... Fikir alıyorum. Yok, yani Gamescom'da Mordao developer'ının gelip çok güzel vuruş hissini yapmışsınız dediğini duydum. İşte düzeltmeyin diye demiştim. O kişiden kişiye değişiyor çok. Ben olumlu yorumlar duydum o konuda. O... Tabii daha hani her şey tam değil. Yani bunun ses feedback'i, görüntü feedback'i olur olmaz mı? Hani... Oğlum adamın baltası çok uzun lan. Ama çok önce yayınlanan teaser'da gerçekten yok gibiydi. Şu an o konuda gelişme bayağı gösterilmiş bence. Yani izleyebildim. Ya düştü aşağı. Eyvallah. Arkanda. Elrin arkanda. Tam zamanda söyledin ha. Bu arada herif spam manyağı yapıyor şu an beni. Oyun modunu da isterseniz hafiften açıklayayım. Çünkü çoğu yorumda işte mutlularını falan filan izledim. Beta'yı katılımcıları. Capture the flag falan diyen var. Oyundaki bayrakları görünce. Bu bölge kapmaca değil mi ya? Ya control point gibi bir şey de bir saniye şurada görüşürüz. Berivan'ın benim derdim maç. Ben maç yapmak istiyorum. Ben böyle girip de server'da oynamak için beklemiyorum bu oyunu yani. Numpad'den artı eksiye bastığınız zaman kamera uzaklaşıyor bu arada. Onu fark ettim Numpad'e. Şu an. Bunu Venalord'da öğrenmiş olman çok sevindirdi beni gerçekten. Ya var yani o da. Alt tuşunu biliyor musun Fırat peki? Hangi tuş? İlk defa klavyede görmedim daha önce. Oo. Şöyle daha iyi ya.
Bas bakayım ne oluyor altı. Yani bana bir özellik seç. Bannerlord'da Warband'dan ufuk açıcı derecede iyi. Kesinlikle alt derim yani. Bu arada evet, o çok güzel bir özellik. Yani bayrakları görüyorsun, oyuncuların adını oyuncuları görmek bile adını yeter. Evet abi, yani klan maçta, klan maçlarında Tuğkan bilir. Alt tuşuna basıp kimin nerede olduğunu bilmek o kadar önemli bir şey. Evet. Herhalde lan biz geldim Arda geldim kardeşim geldim. Aa, öldüm galiba. Ben de öldüm. At biraz OP ya. O benim de sinirimi bozan evet. Bir konu ama atla oynayarak ben de aynı siniri çıktı. Gamescom'a gitmedim arkadaşlar. Dust 2 mi sandım bir an? Bir de atların sesleri tamamen pert. Onu söyleyebilirim. Ya o koro metoda da çok dile geldi. O hani üzerinde çalıştığımız. Ya Arda bir şey söyleyeceğim. Oyun şu an 7.1 desteklemiyor değil mi? Ses kasamıyoruz çünkü. Şey mi? Surround sistem mi? Evet. Tam bilgim yok. Ama destekliyor muyuz onu da bilmiyorum. Çünkü şey mesela kalenin altındayken kalenin tepesinde savaşanlar o, benim sandığım sonundan hiç ile alakalı bir şey. Ah. Bu konuda geliştirmeler yapılacak. Konuşulur, bilinen bir şey. Yani şeyde B'desin mesela, A'daki sesleri duyuyorsun veya tam tersi. Ya. Ah, kapatamadım bu kalkan. Aa, ok atma daha yani, kolay değil abi. Ok, dur bir okçu oynayayım bir. Yani sizin gözünüze çarpmış çoğu şeyi zaten biz farkındayız ve hani pipeline'e eklemiş durumdayız zaten. Bakalım. Bir time frame vermek çok yanlış olur. O yüzden bir şey diyeyim. Bu arada şeyler hala açık mı, onu chat'e söyleyelim. Bu beta başvuruları açıldı evet. Ya. beta.tverse.com'dan kayıt yaptırabilirler. Aynen. Ama atayım linkini. Atın abi. Ama hani şimdi ne yapılacağı konusunda bir fikrim yok. Ya o zaten public şu an. Herkese duyuruldu. Siz doldurun dursun abi. Kimi gelir bir şey olur. Zamanı geldiği zaman. Ben niye çapulcu okçuyum? Şöyle bunları da anlatayım istersen. 9 tane troop var demiştim ya. Hepsinin aha, kendine has özelliği var. Her ülkenin de kendine has klasik troopları ve kötü oynadı. Mesela light archer'ı olan light archer'ların iki sadağı var. Heavy archer'ların joker silahı var. Çift elli spear gibi vesaire. Ya ben çok ok sıkacağım kardeşim diyorsan senin alacağın silah şey light archer. Ama vur ama ya. 3 kişiyiz. Ayıp denen bir şey var ya. Öldü. Turgia'nın heavy archer'ı yok mesela. Haser ayında mesela Heavy Infantry'si yok. Gibi. Skirmish'ler de güzel bu arada şeyler. Sadece Trovin yapınlar olan. Oka hiç alışamadım ya. Zamanla alışırsın ya, o kadar da şey değil. Ben. Sen söyle. Hop selamını. Alakasız bir şey değil ya. Oradan aşağı düşsen ölürdün ha. Yani. Evet, aynen geri alıyorsun. Yukarı geri aldım. O şerefsizliği ben de öğrendim. 3-4 tane piyade sıkıştırınca atıyorum ben. O sadece sende oldu bu arada. Sonucuda ben sende orada yukarıda gördüm seni yani. Çok iyi lan, Cüneyt Arkın'a bağlılar bunu. Ben gene düşmandan uzaklaşıyorum galiba. Yok, şurada Hawk Pant var. Fiyatı ne kadar? Kardeşim 50 liraya veriyorum. Belli değil onlar da. Ya bu tarz şeyde belli olunca zaten duyururuz muhtemelen. Ama hani daha çok var. Daha çok iş de. Bakalım. Hop! Yeah!
Ben bir yandan chat'e de bakıyorum da Tayverse'de bayrak önerisi derken ne kastetti arkadaş onun bir Türk bayrağı ekleyin. Single player'a sancak olarak. Evet, banner'ları diyor ya. Single player için bir şey diyemem. Ya tamam eşeğe binip gidiyorum ya. Okçuluk... Nord atları da pony ya bildiğin. Evet evet. Her kültürün farklı ya atı. O şey yani üzerinde bilerek çalışılmış. Batanya'nınkiler de pony. Bannerlord için fikir önerilerini nereden yapıyoruz? Abi şu an fikir önerisi yapsan da adamların bir takvimi bir şeyi vardır. Adımı vardır yani. Şu an fikir önerisinden önce to do listleri vardır. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama benim en çok beklediğim şey ki bu bence kolay bir şey değil. Gerçekten single'a co-op gelmesi abi. Yani ben 4-5 tane arkadaşımla hikayeyi birlikte yürütmek isterim. Tek atacak ya, bir özellik olur. Şey, o konuda bir şey demem. Yok sen demen için söylemedim yani. Yok yani hani. Yani bakalım single player bir çıksın. Early access bir çıksın zaman. Ya düşünsene sen. O konuda Armağan abinin yorumları var yani röportajlarda ondan daha iyi bir bilgi. Benim bir şey demem yanlış olur. 2032'de çıkıyormuş co-op. Anca aynı orada olursunuz, diğer türlü yapmaları imkansız gibi. Bence değil abi, niye imkansız olsun ya? Yani evet, illa kolay bir şey değildir de. Hani belki de bizim haberimiz yok, oyunun temelini onun üzerine kurdular yani, bilemeyiz ki. Bir çıkıyormuş ekranda play co-op seçeneği var. Ay saçmalarsın. Ya o, bilmiyorum onu nasıl olur. Hani bu konuda bir şey demek mantıklı mı olur? Çünkü ya düşününce oyunda çok onu tutturmak zor. Yani sen bir kaleyi siege ederken ben o kaleye girersem ne olacak mesela? Veya sen inventory ekranındayken ben bir kaleye girersem ne olacak vesaire vesaire. Çok bilinmeyen denklem var o tarafında için. Demek ki yokmuş bir arkadaşlar. Koopsuz hali bir çıksın bir bakalım. E tamam o zaman. Bence bu arada bu açılışı ya bugün özel miydi mesela? Belirli bir günüm var demiştin sen bunun. Oynayabilmek için. Beta için. Şu an mesela ben bunu oynayabiliyorum ama dün girdiğimde oynayamıyordum. Bunu siz mi startını veriyorsunuz orada? Ya önce Family and Friends tarafındayken haftanın 3 günü açıyorduk sunucuları. Tamam. Ama Gamescom'da çok kişi gelecek diye sunucuları açıldı. Gamescom'dan sonra beta'nın planını bilmiyorum. Bundan yani sonra hep açılacak herhalde yani. Yarın ben 2 saat sonra girsem oynarım herhalde. Bakarız ona. Ya, Arda da 129 açıldı. Level olmuş. Ben bayağıdır oynuyorum da şimdi. Bakalım zamanla görecek. Umarım yani izleyenler de beğenmiştir. Sen de beğenmişsin. Abi beğenilmeyecek bir şey yok yani. İşin içinde uzun süredir çalışılan bir şey var, ekip var. Biz işin içinde o kadar çokuz ki hani gözümüze hep kötü tarafları çarpıyor. Hani o yüzden insanların güzel yorumlarını görmek çok mutlu ediyor. Özellikle. Ya öyle ama benim buradan development için olan kadar. Tayverse'e tek bir yorumum olabilir. Biraz şeye bence ağırlık vermeleri gerekiyor. Benim düşüncem bu. İş öğretmeye çalışmıyorum. Ama işte böyle Twitch'e olsun, sosyal medyaya olsun. Burada gerçekten bu ortamda Mount & Blade'i güzel sergileyecek. Güzel oynayacak ve sadece hype'ı var diye 3-4 gün sonra bırakmayacak bir sürü yayıncı var. Benim gibi. O yüzden biz Türk oyunu olduğu için başta her zaman söylüyorum. Evet yeri geliyor dalga geçiyorum, yeri geliyor laf sokuyorum. Bunu kaba anlamda söylemiyorum yani işte atıyorum. Diyoruz ki 2047'de çıkacak herhalde falan diyoruz. Geyik yapıyoruz. Haklı olduğumuz yanlar da var. Ama Türkiye piyasasında sadece hani milli değerler doğrultusunda da bunu söyleyebilirim. Her zaman destek olduğumuz bir oyun oldu. Öyle bir oyun da olacaktır bizim için. O yüzden onların da karşılıklı yardımlaşarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak yani bilmiyorum çalışma prensibi tabii firmanın ama çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum abi Mount & Blade'in. En azından Bannerlord'un yani. Yani işte Warband gibi oyun var. Bir tane güncelleme almamış. 2005'ten beri, 2005 mi yok 2008 miydi neydi Warband'ın çıkışı tam hatırlamıyorum %100 ama. O zamandan beri taşıyan bir oyun yani. Hala oynanan bir oyun. Şu an satın alamazsınız abi yok. Sanırım Mount & Blade 2008, Warband 2011 olabilir. 2010 2010 evet. Aynen o civardaydı. 2005'te galiba aynen, şey aynen. Çıkmıştı. Mount & Blade'in normal sürümü mü çıkmıştı? Bir şey çıkmıştı. 2000
2008. İlk şey 2008'e 2011'di abi, aynen. Doğru, doğru. 2008'de Mountain Blade Steam'de çıkıyor full. Ondan önce ama bir nevi de facto early access gibi. Parayı verip key al mantığını. İlk de deneyenlerden biri. Ortada early access yokken early access'i yapmış gibi bir durum söz konusu. Arda sen 128 level misin? Herhalde öyleymiş. Öyle. Şu an level ya, sadece şey ama. Tukan yani. Bunlar kendine level basmış abi. Developerlar level basmış. Hayır, basmışlar beta abi. Başladığından beri oynadığım için o da. Onun şu an sadece dış yani bir olayı yok. Sadece görüntü yani o taraflarda. Ben niye çift kalkanım? Level 30 olunca bir şey açılmıyor yani şu an diyorum. İnşallah ileride işte. Açılır. İnşallah. Evet, kesinlikle mızrak atmaya ben de beğenmedim ya, açık açık söylüyorum. Mızrak atmaya hoş değil. Güzel şey yaparlar abi onları, mıncıklarlar yani. Ya şimdi mızrak kötü atıyor diye olmamış bir oyun diyemezsin abi mümkün değil. O anca toksik toksik kitle der onu yani. Sen Mordo'yu oynamış mıydın ben? Oynadım. Oynadım. Şey ne diyorsun? Sana atılan koltuklanmış balta, şey koltuklanmış balta diyecek. Sana atılan fırlatma baltasını blokla, sağ tıkla bloklayabilme olayına. Yani ya gerçekten bu arada sadece noktasında Mordo zaten yarışabilecek bir oyun değil ki yani Mountain Blade. Ben orada bu arada sadece koltuklanmış aman cida falan değil, oku moku her şeyi bloklayabiliyorsun. Evet evet her şey. Kral sıkılmadın mı kastat dönüyorsun? Yok ben öyle bunu normalde off stream yapacaktım ben. Hani bu bir içerik değil, bir şey değil. Benim yayınım normalde işte 8-9 gibi açardım, 2-3 saat kapatırdım. Baktım Bannerlord'a girebiliyorum. Off stream oynayıp da hani merak edenleri merakta bırakmayayım diye açtım yayını direkt. Baya baya oturuyordum böyle, altımda don, ayaklarımı uzatmışım, takılıyordum. Hani görün merak giderin diye. Bilmeyenler. Yayın yasağı yok mu? Normalde vardı yayın yasağı. Sonradan açtılar. Yayın yasağı kalktı. Kalktı. Evet şu andan kaldırdılar. Arda ne zaman kalktı yayın yasağı? 3-4 gün oldu değil Gamescom mi? Gamescom zamanı işte. Gamescom'dan sonra olmuştur. Bir bilgim yok benim o konuda. Bir şey değil. Hocam köye gidip adam topsa niye kariyer oynamıyorsun? Okçu var. Abi, kariyer iyiymiş yalnız. Kariyerim ne olur? Şey, virtual tenis mi oynuyoruz onu? Şeyde Kergit Spor İhtisas Kulübü. Karadi oyunları diye. Ya hadi bir... O FM, FM falan oynuyordur. O FIFA falan oynuyordur da kariyer oradan. Abi bunlar hep blok ya. Bunlar hep blok ya. Vallahi blok. Bak şimdi. Gireyim mi Warband'e bir? Akayım mı? Bir giriyormuşum. Adam vur öldürelim. Aaa helal lan. Warm up pek üzere gel. Ha warm up'tayız değil mi biz? Ha çok iş bu arada, gireceğim mi Warband'e yani. Şimdi bir yaklaşık 2 saattir Bannerlord'da oynuyorum. Tam yorum yapabilmek için şeyini. Bak fake çok iyi yorum bunda ama koptum şu an, yoruldum bir de. O ne la? Ya ama bir dur sen ya. Arkaladı. Ah siktir. Hop. Adamı doğradık. Hop. Selamın aleyküm kardeşim. O spirle bana yok, oradan vurama. Hiç canım yoktu. Bu arada karakter çöp şu an oynadığım. Yani çöp dediğim silah, hiç benim bir hakim olduğum silah değil. Legionlar oyundaki en armorlu birim bu. Ha warm up bitti değil mi? Ulan okçu mu yardırsam? Okçu eğlenceli de yani yalan yok, Warband'den daha çok tad alırım şu an oynasam okçuda. Oynayamadığım için mi bilmiyorum ama. Ben o çıktım beyler, bir çıktı kardeşim, alabiliriz şu an. Girecek sövecek bana öyle. Bannerlord yazıyor. RP geç amına koduğum. Senin işin de zor ha. Ya alıştık artık ya.
Kimseyi mutlu edemiyorsun ya. O çok yakından. Hayır ya abi. Benim gördüğüm en mutlu kitle Adrien'in kitlesi, onu söyleyeyim yani. Yani ben çok net söylüyorum, bunun yayıncıyla ve yaptığın işle alakası yok. Bizim insanımız mutlu olmayı bilmiyor, anladın mı? Hani doyumsuz abi bizim insanımız. Başka hiçbir açıklaması yok onun. Ben öyle diyeyim. Ben mutluyum abi mesela. Yani hani kolay kolay mutsuz olan bir insan değilim. Öneririm arkadaşlar. Mutlu olmayı. mutlu olmayı öneririm. Küçük şeylerle mutlu olmayı öğrenin abi. Onun neresi sıkıyor la bu? Bu arada o bende avantajla. Dur bir yerimi alayım. Heh. Şimdi o anın bir... rampada iki tane okçu vardı bu arada, haberin olsun. Bir tane HS otursam şu hissiyat. Ana rampada 4 kişiler geliyorlar. Oy. Üf, ne vurdum be. Ana rampa nerede lan? A'ya bakan rampa, daha demin ok atıyordum oraya. Ay kötü kaçırdım. Ay bebeğim. Ya sen benden nasıl daha hızlı okusuyorsun? Tabii herif baksana pijamasıyla çıkmış. Hedim aldım, light mı aldım? Yedi o, kafasını yedi de. Ay çok kötü sıkı. Bu oyun modunu herkes genelde deathmatch gibi oynuyor. Ama birazcık... Abi insanların istediği o çünkü. Adamlar kapışmak evet, istiyor. Evet. Biz oynayabiliyor muyuz? Yok şu. Oynayamıyorsunuz. Lan. Vallahi 4 kişi aldık map'i şaka maka, 6 kişiye karşı. 6 kişi miydi karşıda? Ben hiç ciddi oynamıyorum evet. Şu an abi. Fokuslanayım mı full? Fokuslanıyorum. Longbow alıyorum. Spear'dı ya, longbow ver. Şimdi dikkatim dağılmasın, abone modu aldım, bekleyin. Ay. Sonra üstüne warband'e gireceğim. Bu demo mu? Demoysa neden Türkçe değil? Türkçesi hemen gelmez. O zaman plan yapalım ya, yürüyün B'ye. Aynen B'ye yakalım. Okey. Murat sende şey var mı? Vur A lan, gel gel. Mızrak var mı sende? Yok, mızrağı bıraktım. Base'e bıraktım alan olur diye de. Warband'den alışkanlık aslında o. Warband'den alışkanlık oğlum aslında. Oğlum sen B dedin, A'ya koşuyorsun lan. B buraya. Abi ben burasıymış. Bayrak sistemi de şey, belli bir süre sonra bayraklardan aslında moral kazanıyorsun. Yukarıdaki yıldızlar onun simi geliyor. Morali sıfıra inen kaybediyor. 3 bayrağı da alırsan daha hızlı şey oluyor. Bu yıldızların var. Adı moral mi? Aynen. Tamam. Oy, burada olay var, olay olay. Gel ya, gel ismi, gel gel. Takılma. İsmine takılmıyor. Okçuya bastım ben. Bas. Ben de bunu alacağım. Okçu sizde. Yer değiştiriyorum. Şu kapağımda. Güzel. Safe oyuna vuracağım onu. Ben tamam. A bayrağına gidiyorum arkamda. Şu an mesela bütün bayraklar düşmanda. Hop atlı. Atlı geliyor. Adama vurdum. 47. Ha öyle vurursun, hesap et hesap. Ay okçu varmış orada. Bir okçu daha var aşağıda. Tamam yaklaşıyorum ben. İki okçu bir mızraklı var. Şu tepeyi alırsam eğer. Ben kayıtlıyorum abi, gir sen soldakine. Piyade bende. Okçu düştü bir tane. O da düştü. Onu da vuracağım, garanti oyna. Şöyle arkasını döndürelim Tuğkan'a. Arkasını döndürelim çocuğum. Öldü. Güzel. B kalmış, B'yi almışlar. B'yi de aşağı.
Lan. Nice. Helal. Oyun modundaki bütün trupları da seçemiyorsun. Belli bir... Laa pardon. Senin canın sağ olsun. Attı kardeşim. Girdi. Temizleyeceğim ben orayı. Notlockçu var, onu bayrağı alacağım. Şu sen an al atın, atın arkasına saklan diyecektim. İndi beni. Çok iyi, aldım mızrağı. Okum yokmuş. Şimdi... Öldü öldü. Kaydı onu, şaftı kaydı. Alta basla ya, yerde okuyarsa onları toplayabilirsin. Adım attı. Ha yaşa. Oğlum bu çok güzel bir özellik ya. Atlık geldi. Atlıkçı değilmiş, bir yerde atlı geliyor. As siktir. İki atlı var burada. Kergit atları fazla seri ya. As siktir, öldük galiba. Köşeliyorum. Ah. Odun geldi. Lukan senin bir durdurdum şeyin daha. Helal. Bu kaldı sadece. Ok, atlı okçu sen arkamda dur. Tek okum var. Yemedi. Öldü o. Teamwork. Hop. Çok güzel. Teamwork. Çok güzel. Kazandık. Aga böyle oynamayı özledim işte, anladın mı? Takım oyunu. Ya o şey stresi falan o kadar güzel ki arkadaşlar, siz denk gelmediniz tabii. Yani o Avrupa maçları, işte Türkiye'deki maçlar, böyle gerçekten bir de sevmediğin adamlarla falan maç yaptığın zaman o kadar hırslanıp o kadar böyle hadi yok mu bir çıkmamız falan diye böyle giriyorsun maça. Yenilince mahalle burada... Mahalle kavgasına gider. Evet, mahalle kavgası. Abi ne çirkin şeyler oluyordu lan Tailverse'de bizim yani. Ben forumda şey gibi, mahalle kabadayısı gibi ona kayıyorum, o onlar bana kayıyor. Sürekli bir olay... Ne yapıyoruz şimdi? A'yı alıyorlar. A'yı mı alıyorlar? C'ye gidelim, C'ye gidelim. A'yı C'ye alıyorlar. Dönelim. Şey de belli bir yerde. Onu da planını yapabilirsin. Taktik olarak. Mesela 3 bayrak var ya, bir saniye sonra bayrak sayısı 1'e iniyor. O da mesela sende 2 tane bayrak varsa senin takımında kesinlikle o bayraklardan bir tanesi kalacak. Eğer 3 bu durumdaysa mesela, iki takımda da birer bayrak varsa boştaki bayrağa gidecek. Zaten üç bayrak da sendeyse garanti senin bayrağın. B'ye geldim, B kalabalık. B ana baba böyle. Günü. Ben A'ya gidiyordum, geliyorum. Oy bebeğim! Bu Kuzayet'in piyadesinde fırlatılabilir mızrak var. Kendisi bayağı güzel vuruyor. Haberiniz olsun. Soldaymış kapı bu arada. Arkada okçu var. Şu durumda ya C ya B'ye kalacak biz. Ah siktir. Devam. Ya burayı aldık değil mi biz? Aldık. Alamadık mı? Aldık aldık, bayrak bizde. İki bayrak birden mi silinecek? Ha, iki bayrak birden mi silinecek? Bire inecek. Şu an C veya B kalacak. B kaldı. B'deyim ben. Aldık. Abonelerle Warband yok mu? Valla bayağıdır da oynamıyoruz ha. At. Oy çok nice. Tatlı. Karşıda iki kişinin spawn'ı var, bekliyoruz daha. Ground kazandıkça para kazanıyorsun. O yani para ismi, işin ismi tabii de. Belli bir para birimi kazanıyorsun. Bununla harcayarak durup alabiliyorsun. Ben okçunun birini kapattım abi. Siz temizleyin onu. Harika. Okçu indi, geliyorum. Tuğkan tamam ya, Tuğkan. Okey şu anda. Yok lan, daha hiç oynuyorum. Eğimi 2 açtı Tuğkan.
Canlı yayında hile yaptım. Oğlum bak vurmuyor şunları, affet. Oy patates oldu herif zaten. Neyi özlemişsiniz lan? Warband'i mi? Adam var. Abi bunlar yeminden kafaya gidiyor normalde ama. Şey, Shield 5 de var bu arada. Tekme tuşuna basarsan blok yaparken silahıyla vuruyor. Kalkan varsa kalkanla vuruyor. Lan? Hayırdır oğlum? Geçtim arkana. Koru beni. Kim bu? Ha, Fırat'mış. Aaa lan nereden vurdu abi herif? İkimiz de mi öldürdü o? Yok ya, bizim çocuk vurdu beni. Neyse aldık bu elde. Aynen. Bokları bir dengesi çok yok. Çok güzel. Ne o? Güzel oynadık ama. Takım oyunumuz süperdi. 3 ayrı klanın lideri oynuyor bir de şu an. Ama yaşlanmışlar, bitmişler. Olur ya böyle filmlerde hani seneler sonra tavernadan bulurlar birilerini böyle, birini oradan. Son bir iş adamım, son bir iş. Şimdi bak devam ben... ediyor muyuz? Bilmiyorum chat, devam edeyim bir tur daha şu şeye, yoksa bir warband'e girip bir bakayım mı? Gerçi yayın ölü ya. Bir Ella. İyi hadi bir Ella oynayıp öyle warband'e geçelim. Bu arada teşekkür ederim davetin için. Hem birazcık insanlara doğru bilgi vermiş olabildim, hem eğleniyorum. Ya abi kafada çok soru işareti var. Böyle az önce söylemeye çalıştığım oydu bu arada. Hı-hı. Hani bu tarz etkinliklerle, bu tarz iletişimlerle... Çünkü çok dedikodu dönüyor oğlum etrafta. Çok abuk subuk muhabbet dönüyor. Ya benim, ben şirketin bir spokesperson çalışanı değilim. PR tarafında değilim. Hani o yüzden bir şey diyemem. Ama insanların arasında çok soru var. Ve hani bunların bazıları betadaki, önceki kullanıcıların bildiği şeylerdi. O yüzden yeni katılımcıların da bilmesi lazım. Hani... Ama hani dediğim gibi Gamescom sonrası beta ne olacağı konusunda benim net bilgim yok. Her şeyi de paylaşamayacağım ama. Tabi. Hani bir yerde ben de edeceğim. Nereye girdin? Sturgia'ya. Ben buraya girebiliyor muyum? Girersin herhalde de. Karşı taraf iki kişi olacak. Evet, biraz o adaletsiz oldu. Bakayım. Ben geçerim. Şey. Yayında reklam yapabiliyor muyuz yayında? Ne reklamı? Bazı yayın kanallarının. Kim onlar oğlum? Belki sevmediğim adam. Kendi kanalımın reklamını yapacağım. Yapmadı, yap yap. Sen yayın açıyor musun? Reklam... Ya ben normalde parada oynuyorum da. Ben orada yine... Senin sesin kesiliyor olarak... da. Ha. Çalışan olarak Benelord yayını yapmak istemedim. O yüzden arada böyle Andros falan filan. Varsa sohbet muhabbet arada beklerim. Evet, MR'da arkadaşlar. Gelmek, gitmek isteyenler takip edebilirler. Hassiktir gerçekten Bannerlord demiş. Oğlum. Yani ilk oynayan ben değilim bu arada. Bu millet düello mu takılıyor yoksa? Bilmiyorum. Dal, sana dalmayana dalma. Ya da ben karşıya geçeyim. Ben düzgün... Ha evet, düello takılıyorlar. Abi. Ben çift elli aldım. Dersin. Oy oğlum şu silah çok iyi herifin tuttuğu ya. O oyundaki en iyi shift elli silah galiba ya. Ama zırhın varsa o kadar işe yarar. Doğal olarak. Şimdi gelin lan. Gel lan. Ha sen misin bu? Ha de. Ah ters kaldım. Neredeyim lan ha? Onu alabiliyor muyum yerden? Aa alıyor lan. Alırsın. 174 vurdum kafama. Kafada zırh yok ya. Koluma oturtuyor. İkilediler siz. Tamam. Bu nasıl diyor lan? Üçü de bana geldi. Lan dur yavaş. Ne oldu lan? Öldün mü? Çok hızlı ya şeyi. Ya abi ilk oynayan sen değilsin, artık bu hasret bitiyor. Biz iddiaya girmiştik ona, Bannerlord çıkmadan Ankara'ya gelir diye. Bu arada gelecektim. Gerçekten gelecektim ben.
Oğlum nasıl bir fantezi bu? Hayır! Ama olmaz ki ya. Ya dönüşlere alışamadım. Vallahi dönüşlere alışamadım. Merhabalar. Katarin hoş geldin. Katarin. Katarin de ilaç adı gibi oldu. Ben şunu, bunun uzunu vardı. Uzununu bulursam onu alayım. Dur kardeşim silahım yok. Dur delik, delikanlı ol bak. Ben dedim ama. Lan okçu almış adam ya. Üçten yeme, üçten yeme ölürüm. Alışmışlar abi herifler valla. Çok sinir oldum, ben bu gece çalışacağım. Maximo eski şeydi zaten, klan üyesi. Avrupa'dan. Bayağı pro yani. Bak arkana geçiyorum, vuramaman lazım. Seni döverim çocuk. Allahu Ekber. Özellikle sana girmeye çalışmıyorum ben de. Şey olmasın diye. 3'e 1, 2'ye 1 olma diye de. Abi video day bugündü de. Evet tamam. Sen dal ya, direkt işe yapma. Video day'i saldık artık. Bannerlord çıkınca. Yani şey olunca. Oo vuramadım. Ha bu sen misin? Ha. Geldi bak yeni tipini sikeyim. Frodo geldi yine kılıcımın önüne. Hayır normalde olsa eyvallah, benim kılıcdan da ayak yiyecek. Sizin deathmatch ya. Ben de fire kapalı. Benim salladığım kılıç boşa. Öbür türlü adama vuracak. Gerçi şey bitti şu an. 25 oldu. Öyle yani. Bannerlord beta. Vallahi iyi ya, ellerinize sağlık abi. Bütün ekibin ne diyeyim yani, çıksa da oynasak işte. Saru CK çekecek diye bir şey duydum. Saru pembe patiyi CK alacak. Başvurumu yaptım. Benden habersiz gidip güzellik yarışmalarında dekolteli haliyle yürüyüşler yapmış. Oyun ilk açtığın anda şu anki oynamada çok fark var abi. Oğlum bir zahmet, alışıyorsun. Götüm götüm alışıyorsun işte. Her oyunda öyle değil midir? Genik Braç, eyvallah abonenin için. Ben bir server'a girdim ama niye buraya girdim hiçbir fikrim yok. Savage. Bunu ver baba. Aa bu erken erişimin de erken erişimi aynen. Ay ben... Oğlum bak o kadar hızlı vuruyor ki ikinciyi. Ben daha böyle mouse'u parmağımı götürdüm götüreceğim yani. Bir de zırhım da yok galiba. Shock troop'ların yok ya gene. Fiyan deneyebilirsin, onda acayip zırh var ve çift elli de var, ok da var. Oyunun en tartışmalı karakterlerinden bence. Bu şey paniği. Kalkanım düştü, hemen vurmalıyım paniği. Atlı ya, kaçma. Allah Allah. Lan bana ne oldu? Ok mu sıktı biri? Aa düşmanmış. Ah!
Bana bazen uzaktan biri bir çakıyor var ya, akıllara zarar ha. Bizim bütün takım okçu ya. Hiç hareket edemiyorum ok. Işık azalsa da netlik devam ediyor abi. Harbi mi? İyi. Abi ama ya. Fake attım. Vurup blok yapıyorum. Aa bu kim? Frodo'ya döndüm yine. Başka bir silah var, başka bir silah var. Her seferinde baştan seçiyor mu ya? Aynen onu unutuyorum. Son seçtiğini, son seçtiğini hatırlaması lazım ya. Bakmak lazım. Ay güzel vurdu. Ay sıyırdım. Aa kaçırdım. Bende elim var ya. Yedin mi orada? Yok. Yemedin değil mi? O eskiden Warband'e göre çok daha zor vardı ya. Atlı. Şey çok farklı ama bunu bence çok seveceksin. Atların mesela şu mesafeden ben hızlanıp koşsam sana mesela Warband'de seni devirip stunlayabiliyordum. Bunda bayağı hızlanması lazım stun yemen için. Şu an gelen geçen benim orada oynadıktan sonra Warband'e girince ona bak yani atlar o kadar böyle sinir bozucu bir halde ki Warband'de. Tekrar ben Warband'de uzun bir süre oynayamadım yani adamı. Şu okluya sinir oldum. Ya bir manevranı yap da gel artık. Aa buldum lan okçuyu. Şeydeymiş. Şu dövüştüğümüz alanın arkasında bir oturaklı. Öyle mi? Çökmüş mü? Aa bugün az sonra format yapmış. Yok da burada bir taht var. Şu imparatorun dövüşleri izlediği yer gibi düşün. Oradan ha. Sıkıyorum. Hayır kapıda sağ. Geldi. Kaçırdı. Dur çıkma. Ah be ulan. Şeyi şu bir buçuk saniyelik o bekleme şeyi var ya onu kestiremiyorum. Beynim müsaade etmiyor. 10 yıl oyna tabii bir oyunu. O farklılığı kavrayamıyorum. Bak bu da öyle. Şimdi bak şimdi bırakmam lazım. Ya küfür edesim var da alfa diye küfür etmiyorum yoksa 50 defa etmiştim. Abi okçusun tamam da pusmak ne demek ya? Çık oyna işte. Tam daha geliyor. Evet. Geri ben. Aa bloklu. Abi nasıl vurdun oradan bana? Ne? Bu silah bakmak lazım ya. Abi götüyle dövüyor ya. Arkası dönük sallıyor yine bana geliyor. Ben kavrarım abi sonra açma. Tamam. Ya gel ne uğraştırdın be. Çok sinir bir herif. Kim bu? Tolga diye bir çocuk. Atla geliyor galiba. Du. Ha. Hop hadi bakayım. Sen nerede blok tutuyorsun ya? Bana mı dedin? Yok. Karşımdaki... Allah kurtardı. Geldi. Buka döndüm.
Geldim geldim diyecektim, öldün. Senin karakterde hiç zırh yok ya. Çok kolay ölür. Atlı geliyor sana. Bir şey deneyeceğim ona. Olmadı. Öldüm galiba çünkü. Sallamış. Tolga Öner burada mı o çocuk? Ben zırhı nasıl alacağım peki oğlum? Yani çifteli de şu mu? Ya şok drop'un dizaynı gereği zırhı yok. Perklerden belki vardır improved armor. Shield'lısı var, şey var. Diğer klaslara bakalım. Tolga sen nasıl gittin de boyunun kiğini aldın acaba ya? Gamescom'da aradılar abi. Gamescom'a mı gittin lan? Gamescom'a verdik bu arada, evet. Baya binlerce key falan dağıtılmış herhalde de. Atma. Sana demedim. Şey ciddiye atma. Helal olsun lan Zero Mentor. İşte böyle beklediğim bu, bak bu belli Warband oyuncusu. Oğlum bayağıdır var ya beta'da. İsmi tanıdık yani. Gel lan buraya Tolga mısın nesin? Vur lan. Sağında atlı vardı. Şey, kim? Okçu mu vurdu beni aynen? Baksana oğlum herifler bey ortada nasıl bekliyorlar. Lan oğlum bir dur lan. Ağlamak istiyorum. Kendimi sikeceğim. Sıktığım an hareket etti zaten. Bu curse ya. Şeyi hatırlıyor musun? Warband'da arbalet yok sıkarsın, sıktığın an kafasını yere eğer. Aynen aynen. Duran adamı vuramıyorum şu an. O bunda da var ya. Aynı derecede sinir ediyor. Böyle küçük sinir etmeden eden şeyler durunca böyle fark ediyorsun aslında. Lan aynı oyunu yakalamışız. Aynı oyunu yakalamışız. Adam grave almış. Bu arkadaş birazcık acı çektirecek. Tolga tamam ghostlama, normal oyna amına koyayım ya. Normal oyna oğlum, karşılaşırsak kapış işte amına koyayım. Gelip koşup koşup arkamdan vurma. Abi bir sıktığım an ne olur hareket etmeyin artık. Hop bir gitti. Hop. Hop. Hop alttan dodge. Farkındayım. Oha ne oldu lan? Kan öldü. Bunu da ben aldım. Kapının oradaki ağaca gelsene. Dur şunları bir.
Ulan 4 kişi aynı anda sıkıyor ya. Oha. Aaa eylemedim. Tolga bilendi. Oğlum hedeflediğim yere gitmeye çalışmışsın. Ya sikeceğim atlokçunuzu ama ya. Bu ne oğlum? Sen de atlokçu alabilirsin bu arada. Ya hiç eğlenceli değil atlokçu. Hiç sevmiyorum ya. Atak raftı alıp şey perk seçebilirsin ya. Çok tatlı gitti. Abi inanılmaz. Çocuk çok iyi dojdu. Gel lan buraya Tolga mısın nesin? Gel buraya gel. Gel çapulcu gibi gezi etrafta. Oğlum elim alışıyor gitgide hissediyorum ben alıştığını. Yani o zaman şunu demek normal mi sence? Uygun mudur yani? Warband'den sonra benim orada alışmak için bir süre fazla oynamak gibi. Yani çoğu yeni başlayan beta'da biraz geç açsın. Herkes de oluyor yani şaşmadı gram. Ya yavşak mısınız ya? Allah'ım ya Rabbim. Bu arada HS öldürmüyor sürekli ha. Gerçi zırhlı var tabii kafada. Oğlum adamı sıkıştırdılar. Kurtarmam lazım. Biri gitti. Hadi. Ay kötü. Hop. Selamun aleyküm. Benim adım Eliren. Ne haber? Ölüyorum. Öldüm. Tolga artık fark ettiniz mi? Gelmiyor. O... şey oldu herhalde. Oha. Kaç okçuya karşı oynuyorum şu an? Tolga sikerim vurursan. İki okçuya karşı oynuyorum. Banlasana Tolga'yı. Banla. Banla. Hah banla. Ne yaptım ya diyor. Allah'tan aynı takımdayım seninle. Oğlum herifler deli ya. Hepsi okçu cidacı durmuyor herifler yerinde. Bir de atlısı var. Her şeyin bir counter'ı var ya. Sadece TDM biraz daha... TDM biraz daha kaos olduğu için pek... Hiç... Şimdi ay çekeceğim çift elliyi, takacağım pezevengesi falan öldürmeyi oynayacağım şimdi. Zaten vurmayı bilmiyor.
Lan atla, bir işin var ya. Şu kadar zor olmamı. Solda atla var. Sağda atlı gel. Aramıyorum. Fiyan alsana, fiyanı çok seveceğim yani. Ne o? Çift elli. Bokçu. Zırhı iyi, iki tane de daha. Tavuğa çektik gibi düştü bize. Daha zor öldürsün ya onu. Onu alırım şimdi. Crash yedim. Ona da gel. Sana da mı geldi? Normal ya, çökme. Normal tabii canım.